İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Ben Ertem Şener, Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Sinan Engin, Gökmen Özenak, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la bu... Bitti mi? Afiyet olsun. Ne oluyor? Afiyet olsun. Kahveyi böyle çok güzel höpürt ederek içtiniz de. Haftalardır Ertem, kaç haftadır biliyorsun değil mi? Programı ya suyla açıyorum ya sodayla açıyorum. Bir hafta sonu şöyle stressiz bir pazar günü geçirdim. Fener maçı yoktu bugün. Bir stressiz pazar günü bir keyif kahvesi içeyim. Onda da hemen gözünü diktiniz ya. Ölüyü diriyi bıraktınız, gözü bana mı diktiniz yok yani? Estağfurullah. Temenni değil ama Fenerbahçe küme düşse sen herhalde köprüden aşağı kendini atarsın. Öyle geliyor bana. Bak bu söylediğin doğru ama ilk söylediğin yanlış. Neden? Temenni değil diyorsun. Aslında senin en büyük temennin Fenerbahçe'nin başına böyle bir iş gelmesi. Hayatta. En büyük temennin ama daha hayatta. Çok ben 120 zaman, yıl daha her zaman, her zaman söylerim. Fenerbahçe varsa Galatasaray var. Galatasaray varsa Fenerbahçe var. Ertem! Şimdiden başladı Gökmen abi tezgahı. Hafta sonu Başakşehir'le oynayacağız ya. Puan farkı 8'e çıktı ya. Fener varsa Beşiktaş, Galatasaray var. Galatasaray Fener dostu. Aa Gökmen Özden'a günaydın, aklına geldi. Sen haftada hangi takımda olacaksın? Ama şöyle bir şey var oğlum. Gökmen abi haftaya Başakşehir mi Fenerbahçe'yi mi tutacaksın? Haftaya Başakşehir mi Fenerbahçe'yi mi tutacaksın? Fenerbahçe tabii. Gökmen Özden'a abartma ya, bir dakika dur abartma. 115 senelik dostu, ebedi ezeli rakibiz ya. Yani aramızda yani 115 sene. Ya şimdi her sene ne? Öpmek geliyor içimden. Ne güzel kelimeler var. Aman ya geçen bırak. Hafta burada öpmeyi sizden bırak. Derbi maçı olmaz. Sizin derbiniz Rize derbisidir. Fener'den diyordum. Şimdi R vites. En alttasın oğlum. En alttasınız. Ne bekliyorsun? Ben istemiyorum yani. Bizim peki Başakşehir'i yenmemizi mi istiyorsun? Dostuz değil mi kardeşiz olarak? Herhalde yani 115 senelik bir ebedi dostumuz var oğlum. Ya bak Gökmen abi valla ağlayacağım Allah aşkına, çocuklar ağlayacağım, duyuyor musunuz ya? Gökmen abi Fenerbahçe'yi ne kadar seviyormuş da haberim yokmuş benim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey, onlar hepsi genç dinamik çocuklar. Onlar akıllı Fenerli, %5 yani. Senin gibi %95'in içinde değil. Onlar genç, ben yaşlıyım ya abi ben. Bu cumartesi pazar. Akıllı, hem akıllı hem fenerli onlar koçum benim. 9 Mart hangi güne denk geliyor arkadaşlar? Pazar ama çok sevindim Gökmen abi bu lafları senden duymak cumartesi. Beni bir her kere zaman. Daha keyiflendirdi. Her zaman. Cumartesi günü Galatasaray taraftarları hangi takımı tutacak? Başakşehir mi Fenerbahçe mi? Tabii ki bizi tutacaklar ya. Biz bu bitti denilen ligi... Herkes bitti diyor değil mi bu lige? Başta bu yanımda oturan sayın Doktor Ahmet Çakar, Türk futbolunun bir numaralı ahtapot Ahmet'i, her dediği çıkıyor. Haftalar önce Başakşehir 30. hafta şampiyonluğu ilan etti dedi. Baktım bugün televizyonlara şöyle bir göz gözdirdim. Herkes Ahmet Çakar gibi şampi demeye başladılar. Ahmet Çakar'ın arkasından geliyorlar Başakşehir'e. Fakat biz Fenerbahçe haftaya bu ligi tekrar başlatabiliriz Gökmen abi. Başlatabiliriz bu ligi şampiyon. Başlatacak bence. Ne? Bence Fenerbahçe. Başakşehir'i yenecek. Puan farkı 5'e inecek. Korkunç bir 9 hafta olabilir. Bir şey olabilir abi. Şimdi bir şey söyle. Hangi mantıkla mesela diyoruz ki Başakşehir evet şu an yani hocam futbol alimi olmana gerek yok. Hayır baktığın zaman. Şimdi önümüzdeki hafta. Diyelim ki Fenerbahçe Başakşehir'i yendi. Geçen sene yenmedik mi? Galatasaray bir dakika. Galatasaray kazandı. Tamam 5 puanla. Evet. Bu Başakşehir. Kimle oynayacak bir daha? Beşiktaş'ta oynayacak mı? Oynayacak. Galatasaray'la oynayacak. Galatasaray'la oynayacak. Evet. Abi Galatasaray'da yani kazan. Bugün Erzurumspor'u kutluyorum. Bu Erzurumspor küme düşerse çok üzülürüm. Yani hakikaten bugün müthiş mücadele ettiler. Hakikaten bir futbol takımı, bir büyük takımı, şampiyonluğu oynayan takımı nasıl durdurabilir ve nasıl atağa çıkabilir? Nasıl gol pozisyonlarına girebilir? Yani tamamıyla korokor çataçat maç yaptı. Yani evet. Kapanayım, bekleyeyim falan. Hayır ama abi. Galatasaray biraz kendi kendini durdurmadı. Beş adamla hucum, altı adamla ilgili hucum ediyorlar. Müthiş bir oyun organizasyonu. O bir tane Overnat mıdır sağda o çocuk? Galatasaray yoktu canım. Obertan. Abi harika bir futbolcu. Sağda Galatasaray yoktu. Müthiş bir futbolcu. Yapma. Bir dakika abi bak. Sağda Galatasaray. Havaya gidecekler, güne düşerler. Bir dakika dur. Şimdi neyse onu söyleyelim. Sağda Galatasaray yok ama Erzurum çok iyi oynadığı için yok. Galatasaray bil yani kötü abi bak, bir futbol takımının kötü oynaması için karşı rakibin onu kötüye itmesi lazım. Yani ne yapması lazım? İyi mücadele etmesi lazım. Erzurumspor bugün çok iyi mücadele etti. Çok iyi savunma yaptı. Yeri geldi.
çok da iyi ataklar yaptı. Pozisyonları da var. Bir bakıyorsun Galatasaray'ın, Galatasaray takımı şimdi boru değil, her futbolcu çok değerli. Galatasaray takımında bir bakıyorsun Erzurumlu 5 tane 6 tane futbolcu ceza sahası içinde pas yapıyorlar. Galatasaray'ın defansını delmeye çalışıyor. Biliyorsunuz bütün hafta işleri, pazar günleri genelde Erzurum gündüz oynuyor. Hep seyrediyoruz, evet. Erzurum maçları. 16, 13, 30. Belki de Erzurum, hatırlayın Rize maçı daha buzluydu saha. Bugün şahane bir saha vardı. Şimdi Galatasaray'ın saha ile ilgili hiçbir tamam mazeret olmaz. Saha tamamıyla şahane. Hiç alt tarafı biraz zemin sert olabilir. Sinancığım bir şey söyleyebilir miyim? Galatasaray sahaya bir bahane bulmadı. Galatasaray saate bahane buldu. Dedi ki madem herkes 1.30'da oynuyor. 1.30'da Anadolu takımları oynuyor. 1.30 Anadolu takımları oynuyor. Niye biz diyor? 19'da onu söylediler herhalde. Bu tamamıyla, evet, bu tamamıyla yayıncı kuruluşun vermiş olduğu bir karardır. Galatasaray'ın müracaatı var ve yayıncı kuruluş, federasyon diyor ki bana yayıncı kuruluş karar verir. Çünkü neden? İzlenmeden dolayı. Adam milyar dolar vermiş. Kardeşim burada yani Anadolu maçının, Anadolu takımının seyredilmesiyle Galatasaray'ın seyredilmesi bir midir? Doğru, ama dolayısıyla bununla alakalı hiçbir bahane olmasın. Bu bahane zaten Fatih Hoca da maçtan sonra bahane. Galatasaray bu maçı yok. Galatasaray bu maçı kazanabilir. Şey için söylüyorum. Ama burada en büyük payı Erzurumspor'a vermek lazım. O bir tane siyahi oyuncusu var. Müthiş hızlı Muhammed. Raşat Muhammed. Müthiş yani, inanılmaz. Şansı oynadı bugün. Ya bak hakikaten Erzurumspor, bu Erzurum küme düşerse çok üzülür. Lokman'dan Egemen. Müthiş. Ya Lokman Egemen zaten onlar iyi savunma yaptılar. Müthiş savunma. Bakıyorsun şeye, ne o? Egemen her tarafa kademeye giriyor. Aynı şekilde Lokman'a bakıyorsun. Bir de Lokman ayakları da iyi. Topu da iyi oyuna sokuyor. Sol ayağı raket gibi. Yani ya, hakikaten Mehmet Özdilek ve talebelerini tebrik ediyorum. Bugün Erzurumspor şahane oynadı. İyi mücadele etti. Galatasaray'ın bugün kötü oynamasının sebebi kötü de değil. Yani istediğini alamamasının sebebi Erzurumspor'un şahsiyetli, cesaretli, güçlü futboldur. Erzurumspor'u kutluyorum. Ben Erzurumspor'a da birkaç şey söylemek istiyorum ben. Sakın bugünkü oyunu, Galatasaray'ın kötü oyununu kendiniz mükemmel oynuyormuş gibi düşünmeyin. Bak küme düşersiniz. Benden burada sizi ikaz ediyorum. Şimdi Galatasaray'da sevgili seyirciler, Serkan'cığım bana evet tek geldin. Teşekkür ederim. Galatasaray biraz sonra Atatürk Havalimanı'nda olacak. Sercan Dikme ve kameraman arkadaşımız kim gitti isim olarak bana söylerseniz. Hocam niye çok söz verdin? Ne demek o? Serhat gitmiş. Serhat'la beraber Sercan Dikme şu anda Atatürk Havalimanı'nda birazdan bağlanacağız. Galatasaray taraftarları Atatürk Havalimanı'na akın ediyor. Ne zaman gitti? Sercan buradaydı şimdi ya. Gitti. Ne çabuk uçtu mu? Ertem, teminki al kızı. Atatürk, bitireyim. Müsaade edin. Galatasaray taraftarı Atatürk Havalimanı'na gidiyor. Cagne Erzurum'da havalimanından binerken Galatasaraylı taraftarlarla bir diyalog yaşamış. O hazır olduğu an itibariyle ekranlara getireceğiz. Sevgili Sercan, buyurun hocam. Bütün medya, belki aramızdan bazıları çok ciddi anlamda cambaza bak yapıyorlar. Galatasaray takımı mecazi anlamda söylüyorum soyulmuş. De? Mecazi anlamda soyulmuş derken gerçek, reel anlamda hırsızlık anlamında şu an Galatasaray bu takımı transferlerim soyulmuş. Nasıl niye soyulmuş hocam? Ne diyor? Kimdir sorumlu? Fatih Terim'in egosu, kibiri veya başka bir şey mi bilmem. Çünkü ben Galatasaray'ın için bilmem ama şunu söylüyorum. Bana kimse hikayeyi anlatmasın. 24 saat arayla iki futbolcu seyrettik. Biri Galatasaray'dan bedava. Midem ağrıyor, karnım ağrıyor. Sonra tatile gittim ayağıyla gönderilmiş. Bahane bu olarak sunuldu bize. Serdar Aziz Fenerbahçe'yi ipten alıyor. İki golde de katkısı var. Biri penaltı, biri gol. Marco Aya. Şey ya, Tibet yaylalarından alıyorsun. Dünya futbolunun tarlasından aldığın Marco'yu Benfica'lar, Porto'lar, İngiliz kulüpleri görmüyor. Galatasaray 4 milyon euro veriyor. 4,5. Bakın Marco, bunu bütün spor internet siteleri ister yazın, benim öyle bir kompleksim yok ama gerçek bu. Marco Galatasaray'ı iki hedefinden de eden adamdır. 1. 1. Benfica. Dakika 78. Karşısında Haris Seferovic. Evet. Nispeten Avrupa'da söz sahibi bir golcüdür. Alman liginden gelmiştir. Arkasına kaçırdı, 2-1 oldu. 1-1 ile 1-2 arasında Portekiz'e giderken ciddi fark. Bugün Erzurum gelemiyordu. Manasız şekilde o kontrolsüz çıkış yaptı orada. Kontrolsüz zıpladı, hopladı, arkasına hocam, atıldı. Hocam Lüğün'de mi ediyorsun? Lüğün'de mi ediyorsun? Şimdi bak bir dakika. Ben şu anda Lüğün'de mi lafım yok şu an için ama şunu diyorum. Yahu Serdar Aziz var elinde. Bu adam şike mi yaptı? Soysuzluk mu yaptı? Tertemiz bir oğlan. Ya bu adamı gönderiyorsun. Bir de 4 milyon euro veriyorsun. Marco'ya getiriyorsun ve medyada maalesef
Galatasaray'a, Terim'e veya skuatlara yakın bazı hokkabazlar, basın mensupları, Markao için skuat harikası diyorlar. Skuat harikası dediğiniz Markao, benim Galatasaray'ı, şimdi ben Galatasaray taraftarıysam, iki tane süper hedef verilmiştir. Bir, Benfica'dan elenmenin baş sebebi, ilk baştaki kötü skorun baş sebebi Markao'dur. İki, bugün Erzurum'da yenilen ilk golün, bütün gard düştü. Markao'dur. Ben yemişim Markao'yu. Akhisar maçında, Hatay maçında gol atma beni yıldıramaz. Galatasaray bugün şampiyonluğu %90 ihtimal kaybetti. Yani %25 şansı varken bugün %10'a düştü şansı bu kayıpta. Benim şahsi görüşüm. Şahsi görüşüm. Peki bu fotoğraf her şeyi anlatıyor aslında. Çaktılar. Ey Fatih Terim. Şimdi bana bunu bir anlatın. İki. Mitroğlu ve Cagne denen benden biraz daha fit. Ben onların babaları yaşayayım. Benden biraz daha fit. İki tane yarmayı almışlar. Beller dönmüyor. Yapma hocam. Mevcut santraforlarda büyük hedeflere koşan santraforlar arayış içinde olur. Araya girer, gelir top alır, duvar alır, arkaya koşar. Burak gibi. Burak Yılmaz Türkiye'de gibi. Burak Yılmaz gibi. Gomis gibi. Abi, Gomis de öyle diyor. Gomis gibi. Mitroğlu'na bakıyorum. Oho. Şeydeki hocam, oyun kağıtlarındaki jokerlere benzemiş. Bugünkü böyle sakal bakal dönemiyor. Bugünkü Erzurum'da bak oynayamaz biliyor musun o Mitro? Bugün Erzurum'a bak ön tarafına. Gidemez ki. Oynayamaz. Şimdi ben gibi gidemez. Mitro'luna ne verdiniz? Cagney'e 10-12 verdiniz. Ha. Yemin ediyorum ikisini topla. İkisi şu anda peki, nerede olduğu belli olmayan muhtemelen yan yaşıyor. Eren derdi yokun. Sol bacağı etmez. Hocam, bu kadar acele etmesinin sebebi kim? Bana sormayacaksınız onu. Sinan Bey, Fatih Bey'e soracaksınız. Bir de hayır. Ey Fatih Terim, Serdar Aziz'i sattın, Marko'ya aldın, Eren'i kovdun, iki tane yarma aldın. Bir dakika dur. İkisini toplasan bir tane şey abi. Etmez, Eren etmez. Taraftar. Hocam, taraftar Galatasaray taraftarı bir an önce transfer yapılsın diye yönetimi tehdit etti. Ama santrafor istediler, Sinan tamam. Gayet şimdi normal. Şimdi bu cad ne dedin adam? 20 tane gol attı. Evet, ben nerede attı? Bir de hocam 3 ay canlı. Cagney'in geçmişi ne? Çin'den hocam, bir yerlerden fark geldi. Hocam o geçmişe bakmayacaksın. Hocam, şimdi bir adama bakıyorsun. Hiçbir X bir adam bir yerde oynamamış geldi burada 20 tane çakıyor. O ana öyle bak. O farklı bir şey. Şimdi olay öyle bakma. Ama önemli olan nedir? Taraftara teslim olmamak adına. Şimdi ben Cagney hepimizde hayal kırıklığı yaratmıştır. Cagney dediğin oyuncu. Şimdi bakın yanındaki takım oyuncusu arkadaşı Trezeguet'e Kasımpaşalı çok önemli bir isim. 18 milyon euro teklif geldi Arap ülkesinden. Oh. 30'a vereceğiz deniliyor. Bak söylediğini söyle. Cagney'in fiyatı da 14 milyon. 15 Fatih Terim Turgay Ciner'i arıyor. Turgay Ciner 1 milyon euro da Fatih Terim için indirim yapıyor. Bakın arkadaşlar işte bu nedir biliyor musun? Kulüp yönetmek. İşte taraftarın aşırı baskısı. Hatırlayın Cagney gelmeden önce Sinan Gümüş atmıyor muydu? Oynuyordu atıyordu Sinan Gümüş. Evet. Pek tabii atıyordu. Sinan... Yani ne oldu? Taraftar Sinan Gümüş'ü istemedi. Taraftar dedi ki taraftar santrafor. Tamam. Ama Galatasaray'da en büyük hata ne biliyor musun? Sezon başında Gomis'de yapıldı. Bu paraları vereceğine yarı parasına Gomis'i idare et. Tamamıyla ego, kavga, kapris ego yoluna Gomis'i yolladın. Tamam bak orada bir dakika orada haklısın ama Cagney konusunda... Ahmet Hoca'ya katılmıyorum. Hayal bir dakika Ahmet Hoca'ya katılmıyorum. Ha, yanıldım ben. Ayıklıyor. Ha. Ben yanıldım. Sen, sonra geleceğim. Sen yanıldın. Sen burada daha 3 hafta önce Cagney alındığında iddia ediyorum 20'de burada atmaz mı? 40 gol atar dedin. Atmaz evet. mı? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cagney bir dakika hocam bir dakika. Bir dakika hocam ben de konuşayım bitsin. Anadolu takımında 20 tane atan bir oyuncu. Evet. Büyük bir takıma geliyor. Uçurtma gibi ucu ölen bir takım hocam. Bu konuda bir dakika bu konuda onun için söylediklerimizi bir kere çek edelim. Millet şimdi bizi dinliyor. Şimdi Cagney alındığında Cagney yaramaz transfer kimse demedi. Kimse. Evet, aynen öyle. Galatasaray'ın da bir santrafor. Bir dakika abi. Ya bir dakika abicim ya. Bitirsin ya. Ama havada kaldı. Sen ya, Gökmen abi. Şimdi sen anlat. Bir şey söyleyeceğim. Siz de bir müsaade edin. Evet, şimdi mesela Abdülkerim abi konuşuyor. Hayır, tartışmak değil bu. Havada kalınca abi, mesela diyor ki Cagney kötü futbolcu.
diyor. Aslında onu demeyecek. Değil, evet. Yanlış anlaşılıyor. Evet. Bitirsin aynen, ondan sonra devam edelim. Bir fikrine ne abi? Bitirsin ondan sonra. Şimdi Cagney'e hiç kimse ikiyüzlülük yapmasın. Bugün bakıyorum Cagney'i yardırıyorlar her kanalda. Bravo. Allah Allah saydır saydır böyle oyuncu mu olur? Ya bir Allah'ın kulu ben hepinizi dinliyorum kardeşim. Kendi programından hariç. Bir futbolu herkes de Galatasaray'ı takdir etti. İşte santrafor böyle alınır dediler. Galatasaray seyircisinin de istediği doğruydu. Bir Eren'le gider miydi koskoca lig, UEFA vardı, Ziraat Kupası 3 kanalda gidiyordu. İstek doğruydu. Transfer de doğru. Evveliyatında evet büyük bir kariyeri yok Kasımpaşa'dan önce olabilir. Ama adam bu liglere gelmiş peynir ekmek gibi gol atıyor. 20 tane atmış. Şimdi buna abi. Hangi Galatasaraylı? Bırak Galatasaraylı. Fenerlisi Beşiktaş'a imrendik. Oh Cagney'i de aldılar falan dedik. Aynen öyle. Değil mi? Ama adam şimdi 4 maç 5 maç oldu. Biraz da sabırsızlıktan Galatasaray'sı tabii gelir gelmez gollerini burada atsın istiyor. Normal biz de bekliyoruz. Ama olmayabilir. Ben Cagney'in performansından bir futbol sever olarak ben de memnun değilim. Ama bu kadar haksızlık yapamam. Biraz daha bekleyeceğim ben. Yani bekleyeceğim çünkü o zaman lafımı yemiş olurum. Yanıldık. Hayır ben yanıldığımı kabul ediyorum. Abi ben yanıldım hemen söyleyemem. Yanılma falan dedik ya. Hayır Cagney'in son dakika Cagney'in son dakika. Doğru transfer. Doğru transfer. Doğru transferdi. Onun için Galatasaray Cagney transferinde hata yapmadı. 3 saniye diyeceğim. Hayır. Ben sana geliyorum abi şimdi. Daha yüksek rakama satacağına inanıyorum Galatasaray'ın. Ben sadece şunda yanıldım. 20 tane gol atan bir oyuncu. Bakın çok güçlü olmayan bir Kasımpaşa'da çok güçlü geldiği bir Galatasaray takımında 20 tane evet. De pek tabi atabilir demem çok normaldir. Beklerim golcü olduğu için. Normal tabi. Ha bunda yanılmış olabilir. Bunu tersini söylersen zaten haberdir. Bunda sorun ne? Kasımpaşa gibi bir takımda. Ama kötü transfer değil. Kasımpaşa gibi bir takımda neydi o taşıyan devamlı? Trezeguet'in haricinde mükemmel pas atan yahut da gol atan yahut da bunu besleyen yok. Cagney'i besleyen adam var mı? Yok. Nerede? Kasımpaşa'da. Galatasaray'ı o takımda 20 tane gol atmış bir yarım devrede. Şimdi sen ona para verirken düşünür müsün sen? Hayır abi hiç düşünmem. Aslanlar evet. Gibi alırsın. Bravo. Burada sorun bak. Burada sorun bravo. Ne biliyor musun? Ben de öyle diyorum. Cagney değil. Burada Fatih Terim'in takım içindeki dikkat edin bakın Akhisar maçında bütün oyuncular sağdan soldan aslanlar gibi hücum ediyorlar. Son vuruşta bak vuruş tekniği rezil. Cagney'in mi abi? Yok ya. Daha sen kenar oyuncuları öldürücü orta. Rezil. Öyle o yakını bugün ne yapıyor? Sen abi tacımı canı topladı. Bir takım ya nereden baksan yani sezon itibariyle Mustafa Denizli'nin takımı Kasımpaşa sezon itibariyle bu kadar kötü oynasa belki güme düşmeye oynayacak. Aynen. O halde yani bugün itibariyle. O takım galip gelemiyor yani. O takım. O takımda o kadar atmışsa Galatasaray gibi mükemmel daha rahat aynen öyle. Kasımpaşa'yla mukayese ettiğin zaman mükemmel oyuncuların olması nedeniyle Ahmet Çakal aslanlar gibi iyi kullanarak Fatih Terim'in takımı, Fatih Terim'in oyuncuları Cagney'i aslanlar gibi kullanarak daha iyi netice alabilir. Burada sonra Fatih Terim ve futbolcuların bak antrenman sonrasında çalışma, vuruş tekniği rezil bir takım abi. Rezil. Ah, yazık. Mesela çok yazık. Bak bugün itibariyle çok yazık. Daha sayıda sağ tarafı hocam. Kesmeyelim. Bitirsin. Kasımpaşa'yı gibi hocam. Sen bak ben beyefendi gibi konuşuyorum. Ne beyefendi şimdi başlatacaksın beyefendi. Ne sinirli bu. Bitirsin. Hocam ama sen de ona devam Gökmen abi laf söylüyorsun ya. Aksine bile. Ne diyorsun? Galatasaray. Senin gibi üst düzey Galatasaray'da ve milli takımda santrafor oynamış bir şahsın. Tamam. Geçmişinde hiç büyük başarısı olmayan sadece Kasımpaşa'da 3 ayda veya 1 senede. Evet. 20 gol atmış. Spektaküler bir adam. Ben alınmasın demiyorum. Cagney'e verilen 12 milyon euro şu suyla bu suyla ilavesiyle. Ama hocam şimdi söylüyorsun. Büyük. Ya. O zaman da söyledim. Ama Sinan hocam, o 20 gol atar dedi. Ben asla atamaz ben dedim. Cagney'e verilen 12 milyon euro Urgaycilerin başarısıdır. Soygundur. Soygun derken yani. Mecazi anlamda. Ya arkadaşlar. Hocam peki 12 beyler, gol. Beyler bu ülkede Guiza. Bir dakika ya. Guiza İspanya Ligi Türkiye Ligi'nden çok daha önde. Guiza Fenerbahçe sıradan Mallorca takımından. Vasat hocam, bir takımdan. Hocam İspanya Ligi gol kralı olarak geldi. Geldi ama etmez. Bazı oyuncu kendini gösterir. Hocam Marcio Nobre geldi. Bilmiyor musun efendim? Fenerbahçe'ye? Tamam. Kim tanıyordu Marcio Nobre geldiğinde? Aynen. Peynir ekmek ben gibi goller attı. Gelmesin demiyorum. Attığın taşla Urkat Ürküt'ün kurban. Ya beyler. Cagney'e 12 milyon euro verilmez. Bu büyük soygundur. Sallıyorsun o kadar. Hocam 12 milyon. Sallıyorsun abi. Bir dakika. Hiç olumlu yanı yok abi. Hep sallıyorsun.
Sallamıyor. Söyledikleri mantıklı. Ya bırak yani. Sallı hep sallı. Sana göre Cadi 2 milyon normal mi? Hocam. Bak hocam. 14 mi? Bak Sinan abi diyor ki 14. Hocam Sinan. Ayıptır be. 14 milyon euro ben. Evet. 14 milyon euro. Ben UEFA'ya oynayan takım kurarım. Ne diyorsun oğlum? Derin. Kaç mı? Kasımpaşa gibi bir takımda. Derin Mehmet birazdan canlı yayında. 15 milyon euro bile para veririm adama. Tamam. Ama aldığım zaman onu aslanlar gibi değerlendirecek, abi, o takım içinde oynatabilecek hoca lazım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyurun. O zaman hoca, Fatih Terim'e eleştiriyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu caddeye 12 milyon, 11 milyon euro para verildiğinde bir dakika, bütün Fenerbahçeliler ya caddeyi keşke biz alsaydık dedi mi demedi mi? Dedi, herkes dedi. Şimdi Mani var bizde, Frey var, deliriyoruz. Cagney dedik keşke işte, bizi alsaydık. Beşiktaş Burak'ı almadan önce Cagney istemez miydi Beşiktaş? Wagner aldın. Hocam yapma gözünü seveyim. Abi hala ben Türkçe konuşuyorum. Anladık hocam. Arkadaşlar ben Cagney çöktür demiyorum. Şunu diyorum. Ya şunu bana tercüme etsene bunun anlattıklarını Apo'cum. Şu Ahmet Çöker'in anlattıklarını bana tercüme etsene. Beyefendi. Lütfen abi. Bu sefer sizin müsaade etmeniz lazım. Bir dakika. Bu sefer sizin de oluyor. Dur tek tek konuşalım. Onu söylüyorum zaten. Bir müsaade. Ama bakın bir dakika. Ne olur. İsteği var benden. Ahmet Çakar'ın tercüme etsin bana abi. Bir dakika abicim gel ben de kal. Bir şey söyleyeceğim. Anlamıyorum. Evet. Gökmen abiyle Ahmet Hoca'yı ekranı ikiye böl. Gökmen abi senden rica ediyorum. Sen sessiz kal lütfen. Ahmet Hoca konuşsun. Sen tercümesini yaparsın. Sevgili kardeşim. Biz de bekleyelim. Bir dakika. Ben, biz de bekleyelim. Bir dakika. Ben Cagney. Anlamıyor Gökmen abi. Senin Türkçeni anlamıyor. Anlatacağım ona. Sen tercüme etsin. Ediyorum. Söyle bakalım. Cagney çöptür demiyorum. Cagney Galatasaray bitirsin öyle. Bitirsin Cagney, hepsini birden. Cagney kötü futbolcudur demiyorum. Demiyor. Evet, ben Cagney Galatasaray'a gelmesin de demiyorum. Cagney Galatasaray'a gelmesin de demiyor. Gelsin diyor yani. Gelsin. Bir dakika. Bir dakika. Ama Cagney'e verilen 14 milyon euro arz talep dengesinde sapıklıktır. Tıpkı bırak bundan sonra tamam. Tıpkı elimde Serdar Aziz var. Tamam. Real Madrid'in stoperi değil. Bir tripler egolarla Serdar Aziz'i koyuyorsun. Tam kelimenin anlamıyla ve Fenerbahçe takımına nispeten belli oranda bedelsiz veriyorsun. Tutuyorsun. Bir squatlar var. Nerede görmedik onlar. Bir squat harikası denen bir adam getiriyorsun. Adı Markao. Markao Tibet yaylasından veya Sibirya'dan bulmuyorsun. Dünya futbolunun futbolcu yetiştiren tarlası Portekiz'den. Porto Benfica görmüyor. Sen görüyorsun. Bir de 4 milyon euro veriyorsun. Aynı Markao da kötü futbolcu. Lakin Markao Galatasaray'ı iki tane büyük kulvardan gebertiyor. Hangisi mi? Benfica. 1-1 gitmek de 2-1. Bugün ya Erzurum gelemiyor. Tamam çocuklar güçleri bu kadar. Böyle adam mı ki? Amatör futbolcu girmez ya. Hocam ama zıplıyor üzerinden geçiyor aynı gol oluyor. Hocam. Bana anlatmayın 4 milyon euro verip uğruna Serdar Aziz'i kovduğunuz adam Markao. Ben de Marka 5'te 6 tane 10 tane Serdar Aziz eder hikaye. Gördük. Sen hikaye hoş lan sen. Benfica'yı elendik. Serdar Aziz. Hadi abi aç. Ben şu hocam bitirsin. Bitirsin müsaade et. Bitirsin hocam. Arkadaşlar. Anlatıyorsun sen. Sinan abi konuşacak. Marko iyi futbolcu. Bir futbolcu hatalar yapabilir ama asla ve asla Galatasaray Marko'ya verdiği paranın üzerine Avrupa'ya falan satar. Çünkü kaliteli bir stoper. Hata yapabilir, futbolcu yapabilir, stoper de yapabilir. Ama bu tamamen bir maçta olmaz. Şimdi ya bakın. Hocam, çok arkadaşlar şimdi hocam senin dediğiniz zamanı hatası yapabilir. Arkasındaki arkadaşları nerede? Kademe nerede? Kademe'nin konsiyonu değil ki bu. Şimdi hiçbirimiz hocam. Herkes hata yapabilir abi. Galatasaray belki biraz daha sabırlı olsaydı. Eğer yönetim bu kadar tehdit edilmeseydi. Belki daha doğru transfer yapabilecekti. Ha Cagney'de bilinen adam verelim. Ne olursa olsun verelim. Ama şimdi bak ne diyorsun hocam? Diyorsun kariyer. Slimani kariyerli. Tabii. Geldi atamıyor. Öteki taraftan çok kariyerli Guiza geldi. Gol kuralı atamadı. Yani bir adamın geçmişinde Nobre örneğini verdim. Ben Beşiktaş'ta görev dedim. Geldi ikinci yarı oynadı. 11 tane 12 tane attı. Şampiyon oldu. Hani biz 11 puan öndeyken. 8 puan bir maçaydı. Evet. Yani bu tamamen hocam performansla alakalı. Ama biz sadece nerede yanıldık? Cagney. Galatasaray Cagney'i 15'e de satar. Bakın satar göreceksiniz. Nereye satar? Satar hocam yurt dışına satar göreceksiniz. Cagney'i niye satıyorsunuz ya? Cagney'deki hayal kırıklığımız nedir? Cagney sadece gol sayısında kritik maçlarda gol atamadı. Bir. Cagney biraz havaya girmiş. Yani o mütevazi oyunculuğu şeydeki gibi yok.
Ne o? Kasımpaşa'da oynadı gibi. Sinan dedi saçını kestirdin, kesti adam. Adam bak geldi, saç değişti. Bilmem ne tipi değişti. Değiştir dedi, değiştirdi. Bana kendini bir havaya soktu. Ama yine söylüyorum. Cadne kötü oyuncu değil. Cadne kendini bulamadı, havaya giremedi. Tamamıyla geçmişte bir şey değil de falan de ona bakma abi. Ben Udinese'ye transfere gittik. Gökhan İnler buraya denenmeye gelmiş. Beğenmemişler. 3 sene sonra Zappa Sivo almaya gittiğim zaman Gökhan İnler ne kadar dedim? 15 milyon euro dediler. Bir sene önce, 2 sene önce bedavaydı adam. Yani ona öyle bakmayın. Şirin şunlara bak ya. Soldaki Eren o, eşittir. Hocam dur, çok önemli, çok Eren önemli. Rica ediyorum, anlayışına sanıyorum. Anlayışına sanıyorum. Hemen bir görüntüyü ver. Hayırdır inşallah. Havalimanında olay. Cagney'e küfür. Bir görelim. Ahmet hocam sonra ederler tabii. Cagney'e küfür. Ben ne alakası varım? Valla 13 milyon euro sana verdim. Ne? Ne? Vallahi 13 milyon euro. Sevgili seyirciler, Erzurum Havalimanı Galatasaraylı taraftarlar, Cagne sen kimsin, o biplediğimiz yer bayağı ağır. Ağır bir küfür. Onun için hani biplemek zorunda kalıyoruz. Galatasaraylı taraftarlar orada tabii, güvenlik görevlileri de araya giriyorlar sonrasında. Cagne'ye böyle bir küfür ediliyor. Ekibimiz Ege ve Sezgin Gelmez bu görüntüyü çekiyorlar. Cagney'e bir küfür. Sonrasında Cagney girdikten sonra arkasını dönüp bakıyor. Güvenlik görevlileri orada olaya müdahale ediyorlar. O taraftarı bir sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama gerçekten son derece ağır bir küfür var. Sonrasında da zaten Galatasaraylı futbolcular da araya girerek bu iş sonra ne oluyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Normal. Tamam. Normal Ertan bunlar. Gomis'i kaça çattı Galatasaray beyler? Ne yaptın? Bir sen. 6 milyon. Çok özür dilerim. Şimdi merak ediyorlardır. Cagney'e takımın nokta nokta noktasını şey yaptın. Ya tamam, çok özür dilerim. Küfür dediğine girme. Küfür yani, küfür ya, tamam. Takımın anladık. Bütün Türkiye anladı. Evet. Takımın içine ettiğinin argocası. Anladık. Evet. Takımın içine ettiğinin argocası. Basit de değil. Değil. İçine bir, de değil. Bir dakikalık bir reklamımız var. Çok iyi. Çok iyi. 3 dakikalık bir reklamımız var. 180'e kadar sayıyoruz. Su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Su ihtiyacından sonra beraberiz. Santrofor'a, karşımda oturan milli oyuncuya ne kadar popüler kültüre esir olduğunuzu ispat edeceğim. Popüler kültürle ne alakası var hocam? Reklam. Reklam Sinan abi. Ecer hararetli bir tartışma. Ahmet Çakar dedi ki Eren derdi yok. Cagney'den de Mitroğlu'ndan daha iyi. Cagney ile ilgili görüntüyü bir kez daha verebilir misiniz diye tweetler yağıyor. Küfürlü görüntü. Evet. O küfürü veremiyoruz. Birazdan havalimanında olacak Sercan Dikme ve kameraman arkadaşımız. O görüntüyü bir daha verelim arkadaşlarımdan, rica edeceğim. Erzurum Havalimanı. Burası Erzurum Havalimanı. Sevgili seyirciler, sabah haberleri gibi oldu aynı. Erzurum Havalimanı'nda Cagney takım otobüsünden iniyor. Takım otobüsünden indiği anda Erzurum'daki Galatasaraylı taraftarlardan birkaçı, bir tanesi istenmeyen, ağza alınmayacak bir küfür. Evet. Cagney mi? Çok genç hocam. Ya küfür etse ne olur ya? Adam Türkçe bilmiyor. Yok, küfür edilir mi? Olur mu Gökmen abicim? Bizim örnek olmamız lazım. Adama küfür edilir mi? Niye küfür edilsin? Galatasaray'a Cagney lazım. Orada küfür yok, hayır. Küfür yok. Değil. Küfür yok. Küfür yok. Şimdi Fatih Hoca'nın basın toplantısına gideceğim müsaadenizle. Arkadaşlarım içeriden uyarıyor. Diyorlar ki son haftalarda böylesine bir açıklama yok. Çok güzel. Çok önemli açıklamalar yapmış. Bir izleyelim, sonrasında dönelim. Hava durumuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir zemin vardı? Hava nasıldı? Bizim adımıza hiçbir münakaşa yaşanmadı. Yani olayı başka yere çekmenin bir manası yok. Daha önce böyle bir tecrübemiz var. Nedir? Kolu'ya gittik. Kupa maçı, öyle mi? Evet. Akşam 19.45 mi ne? Öyle güne öyle bir şeye verilmişti. Saat 1'de kar başladı. Üçte kar başladı. 1'de 1.30'da oynansa biterdi. Biz 4 saat geri geldik. 4 saat geri gittik. Burada bizim kaygımız, bir daha söylüyorum, 22 oyuncu için. Yani Galatasaraylılar burada oynayacak da Erzurum sporlular burada oynayacak. Onun yani federasyonun her verdiği saat doğru mu ki buna çok itiraz ettiniz? Onu anlamadım yani. Yoksa biz Erzurum'da yıllarca oynadık. Sabah da oynadık, akşam da oynadık, öğlen de oynadık. Oynamaya da devam edeceğiz. Ama birdenbire herhalde hoşlarına gitti bir grubun. Vay, o istedi, bu vermedi. Yok öyle bir şey.
oynayabilirsek gündüz oynayalım, donanmasın. Bütün derdimiz buydu. Sahanın orta kısımları fena değildi ama kale önleri çok kötüydü. Oynamaya havada, sahada elverişliydi. Biz bir şey demedik. Yani bizim öyle bir ısrarlı Galatasaray kulübü olarak aman bunu ya, olursa daha mantıklı olur. Yoksa şu münakaşayı yapanlar veya altını ısıtanlar bizim 2 gün sonra, 48 saat sonra veya 72 saate gelirken Avrupa'dan dönüp maç oynadığımız saatlere yapmıyorlar. Onun için bizim Erzurum'la, Erzurumspor'la, sahayla bir işimiz yok. Tam tersi. Her sahada oynarız biz. Kaybedersek de tebrik eder. Döner. Evimize gideriz. Skoru açıkçası tabii 2 puan kaybı olarak görüyorum ben. Ama oyundan da memnun değilim, mücadeleden de. Mehmet Hoca ve talebelerini tebrik ederim. Kazanabilir miydik? Bu da rağmen kazanabilirdik. Yani ikinci yarı bazı noktalarda. Ha, sonunda kayıp da edebilirdik. Dolayısıyla hiç daha kaleye gelmemişken, hiçbir tehlike yokken eğer gol yerseniz böyle saçma sapan. Tabii oyun anlayışınız geriye düştükten sonra sadece onun anlayışınız değil, başka şeyler de değişiyor. Belki zamanında bulduk golü ama oradan sonrasını getiremedik. 2-1 kazansak da, 3 puan alsak da oyundan ve mücadeleden memnun olmayacağımı söylerdim zaten. Erzurum Spor'u da tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Endiay'ın bir pozisyonu vardı ceza sahasında. Düşürdü şöyle. Varı da gidemiyordu. Penaltı bekleniyordu ama konuda ne söyleyeceksiniz? Valla hakim değilim konuya. Tam o konuya hakim değilim. Buradan puan farkı da 8'e çıktı. Kapanacak puan farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Siz düşünüyor musunuz? Yani böyle giderse düşünmüyoruz. Ama şimdi sorunuzla söylediğiniz aynı olmalı. Böyle giderse 8 puan kapanır mı diye sormuyorsunuz. Ama ben sorunca öyle diyorsunuz. 8 de kapanır, 18 de kapanır. 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Bizim kendimizle işimiz. Ne derece etkileniyorsunuz? Bugün de sizden önce bir maç var. Yeni tartışmalı bir takım şeyler. Yani maçı çıkartken bunlar etkiliyor mu? Muhakkak ki tabii. Oyuncular herhalde bazı şeyler etkiliyordur ama bu bir puan kaybının sebebi olmamalıdır. Siz kendi işinize bakacaksınız. Çıkıp yeneceksiniz. Yani başarılı olmanın, şampiyon olmanın bazı bedelleri vardır. Bunları da ödeyip devam edeceksiniz. Yoksa sizin işiniz çıkıp oynamak. İnsanoğlu etkilenir mi? Etkilenir tabii ki futbolcu da ama sonuç itibariyle bugünkü oyunun veya sonucun sebebi olmaz yani. Daha 30 puan var diyor. Yani 16 daha var. 10 çarpı 3 30. Her maçı kazanırsak evet, sıkıntı yok diyor. Burada. Önemli olan biz kazanalım önemli diyor. Fark kapanır diyor. Ertemciğim yani önemli olan Galatasaray kazansın. Yani çok maç var. Hiçbir maçın garantisi yok. Daha Başakşehir büyük maçlar oynayacak. Normal kalan maçları gösterelim. Dolayısıyla önemli olan Galatasaray. Sen kazan. Ama sen şimdi Erzurum'u yenemiyorsun. Niye? Erzurum senden daha nasıl? Daha güçsüz bir takım. Daha bir zayıf bir takım. Ama sen Erzurum'u yenemezsen. Yani bu maçları kaybedersen. Ve dolayısıyla ne oluyor? Rakibin de kazanıyorsa bu fark kapanmaz. Ama 8'de kapanır, 18'de kapanır. Daha 30 puan var. Çok doğru söylüyor. Bu basın toplantısı eksiktir. Hocam niye? Çok doğrusu da nedir? Çok doğrusu da nedir? Çok doğrusu da önemli olan sen kazanacaksın. Bak orada iki tane soru var ki mutlak sorulması gereken soru sorulmamış. Bir ay önce Fatih Terim hayallerim var. Neden olmasın derken hayallerini yıkan, temelde hata yapan marka o. Şampiyonluk da bir hayaldir Galatasaray için. Çok büyük bir hayal değildir. Hep yaşadığı bir şeydir. Bana göre bugün kendi deyimidir hocanın. Aptalca bir gol yedik diyor. Sportif anlamda aptalca aynen, bir gol yedik diyor. Doğru. Peki bugün sportif anlamda aptalca gol yemenin baş müsebbibi takım değil. Markao'nun bireysel hatası. Evet. Benfica maçında 77. dakikada Haris Seferovic'den yenen gol takımın hatası değil. Bizzat Markao'nun hatası. Şu soruyu soracaksın. Serdar Aziz'i gönderip Marko'yu aldığınız için pişman mısın? Soru bir. Bakalım hoca ne diyecek? İki. Yok diyecek. Bir dakika. İki. Hayır ne diyeceğini bilmiyoruz. İki. Evet. Bu soru sorulmuyor nedense. İki.
Kostas Mitroğlu gibi ahı gitmiş, vahı kalmış. Cadde gibi ne olacağı belirsiz ama çok pahalı bir oyuncu alıp da Eren derdi yok tasfiye etmenizde pişman mısınız? Bu soruları sorulur. Bu sorular. Zeminmiş, meminmiş. Zemin aslan gibiydi zemin. Hava soğuk olur. Bugün gidin Hollanda'da, İngiltere'de bazı maçlar eksi 10 derecede oynanıyor. Rusya'da bazı maçlar eksi 10 derecede oynanıyor. Bir dakika. Bu soruları niye sormazlar Ertem? Hangi soruları? Medyacılar. Bir tarafta Mitroğlu, Cagne var. Evet. Bir numaraları yok. Bu adamlar yüzünden Eren'i tasfiye etmenizden pişman mısınız? Bu soruyu istiyorum. Güzel soru. Hocam bir şey güzel soru. Bu soru sorulduğu zaman bak, bu soru bu saatte sorulduğu zaman bir anlam ifade eder. Ama bundan bir ay önce Allah aşkına herhangi bir futbol severe sorsanız Eren derdi yok mu? Cagne mi? Allah aşkına Türkiye'de bir kişi bırak Galatasaraylı'yı bir kişi Eren derdi yok der miydi ya Cagne? Yapmayın hocam ya. 4-5 maç oynamış adam evet performansı kötü ben de kabul ediyorum. Ama bir transfer de böyle daha 4-5 haftada yere vurulmaz ki hocam ya. Ya bak bir Slimani'yi sezon başından beri çektik hocam sen yani. Sen Slimani'ye kaç para verdin? Bir teknik direktör burada. Sen, hocam bana denildi mi kiralık ama bir şey söyleyeyim sana. İnan bana Cagne'ye kadar daha fazla para alıyor. 5 milyon euroya yakın para alıyor Slimani. Slimani'nin 60 trilyon. Kendisi hocam. Maliyeti kiralık. Yani anladın mı hocam? Ve Slimani kariyerli bir oyuncu yani şeye göre Cagne'ye göre. Onun için bu Cagne konusunda ben Fatih Terim'in de Galatasaray'ında yanlış yaptığını kesinlikle kabul etmem. Çıkmayabilir ama bir şey söyleyeceğim. Ama ben daha önce söylediğim için şunu söylüyorum. Ben mesela Serdar'la birlikte Maicon'un da gitmesi bir tuhaf olmuştu. Brezilyalı vardı ya uzun stoper. Çünkü ben en azından geçen sene bu ligin şampiyonu kim oldu? Galatasaray. Bu Galatasaray hangi stoperlerle şampiyon oldu? Onlarla. Maicon ve Serdar Aziz'le. Evet, aynen. İkisinin birden gözden çıkarılması evet eleştirilebilir. Yalnız. Hakikaten eleştirilebilir. Yalnız biliyor musunuz? Bunda tamam ama Cagne konusunda Galatasaray yönetimine ve hocasına Cagne transferinden vurulamaz. Buradaki peki, en önemli... Peki bu kadroya sen diyorsun ki iki tane oyuncu pardon Sinancım. Tamam iki tane geçtiğimiz dönemdeki Serdar Aziz'le Marco. Hayır onlarla şampiyon oldu yani. Şampiyon oldu. Evet. Şimdi burada... Fatih Terim'in gidip de bu marka öyle şey neydi adı? Luyendama. Evet. O aldı. İlk zamanlarda ne diyorlardı? Bütün medya herkes. Herkes şunu diyordu. Ya ne kadar iyi transfer. Mükemmel transfer. Transfer. Bak. Ne öyle transfer yapıyorum. Şimdi herkes dönmeye başladı hafif. Dur. Hayır abi dönsünler. Doğru bir maçta iki maçta. Mükemmel transfer falan. Öndeki oyunculara nasıl defans yapılır? Oyun nasıl oynanır onları öğretiyorlar falan diyorlardı. Katılmıyorum. Şimdi bugün itibariyle şimdi öyle diyorlardı. Ben onlara katılmıyorum abi. Bugün itibariyle Marcao'nun yaptığı bir hata var tamam. Zamanlama yapabilir. Hatası yaptı. Çıkmaması gerekiyor. Yapabilir. Tecrübeli bir oyuncunun o şekilde çıkmaması gerekiyor. Ramos da yapıyor. Ama arkasından aynı. Arkasından nerede Luyendama'nın şeyi? Presi? Bayağı bastı ama. Bayağı sol koştu. Tarafta bak. Gökmen sol abicim. Tarafta ne? Luyendama inanılmaz koştu hatırlarsan. Gökmen çok abi. Koştu. Yetişti de hatta. Abi yetişti de vur. Adam yani yetişti. At gibi koştu abi, adam ya neredeyse. Çok koştu ya. Burada daha yakın olacak. Hayır, yakınlık okey yakın, tamam. Yakın olacak. Yakınlık mesela tamam. Şöyle bir şey ben şöyle söyleyeyim bak. Bu sağ tarafta mesela tabii, sağ yakın doğru top yakın soldan lazım. Geliyorsa doğru bak soldan sana. Geliyorsa şöyle olacaksın. Kademede bak, olması şöyle lazım. Şöyle mi olacaksın? Bak, şey buradan top geliyorsa böyle olacaksın. Aslında çünkü biraz daha içeri. Tık tık aynen öyle. Anladın mı? Onu geçsin de diğeri alacaksın. Onu geçsin de buradaki diğeri alacaksın. Fatih Terim'in geçmiş dönemde o UEFA kupası kazandığı takımda hep ondan yapılıyordu. Çocuk hızlı bir çocuk. Yani o gol atan çocuk hızlı bir şey yetişemez. Başak Muhammed Gökmen abi 20 sene önceki futbolla şu andaki aynı değil bence. Burada yani. Yani. Değil tabii. Belli farklar. Biraz hayır. Teknik direktörler de şapkasını önüne koymalı. Fatih Hoca da koymalı. Şenol Hoca da koymalı. Mustafa Hoca da koymalı. Hayır. Bu doğru bir şey ama yani. Arkadaşlar bakın buradaki aslında. Başka bir şey söylüyorum ben ama orada. Çağ dedin oğlum bize. Daha ne başka? Buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Buradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Kimse... Bakın çok önemli oyuncuları satıyorsun. Evet, devre arası 25-30 milyon euroya yakın bir gelir sağlıyorsun. Ve bunları tekrar harcıyorsun. Ne için? Şampiyon olurum. Şampiyonlar Ligi'nden para gelir diye. Niye satıyorsun Rodriguez'i? Para lazım diye. Geldi. Başka kimler satıldı? Baktığın zaman Galatasaray 30 milyon eurodan fazla oyuncu sattı. Ne yaptı? O parayı da harcadı. Şimdi Galatasaray şampiyon olamazsa asıl büyük tehlike o. Şampiyon olamadığın zaman 50 milyon euro eksisin. Şampiyon olursan 50 milyon euro fazla kazanıyorsun rakiplerinden. Şimdi ne olacak? Önümüzdeki sezon yine kibrit çak olacak.
Yine para yok, mali kriz ama bilmem ne. Olup da önelemeye geçerse falan Şampiyonlar Ligi'nin katılma imkanı var. Yani ikinci olursa zor ama evet. Zor ama çok zor yani elemeye ama inşallah bilmiyorum daha lig belli olmaz. Yani bu lig belki ikinci olur veya ama şu an bir gerçek var. İki takım kaldı şampiyonlukta yani. Beşiktaş ve şey aşağıdaki Trabzon yok. Fenerbahçe ile şey ne o? Başakşehir ile Galatasaray şampiyonluk mücadelesi yapıyor ikisi de. Bu hafta eğer Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse lig yeni başlar. Eğer Başakşehir tekrar Fener'i yenerse, eğer Galatasaray kimle oynuyor bu hafta Ertem'cim? Antalya. Takılırsa bundan sonra dönüşü olmaz. Evet. Takılırsa dönüş olmaz. Şimdi bir Atatürk Havalimanı'na gidelim. Atatürk Havalimanı. Fatih Terim'in bu görüntüsü aslında her şeyi anlatıyor dendi. Bir de bir görüntü daha var. Futbolcuların bir görüntüleri var. İşte Galatasaray için sezon bitti dedirten fotoğraf olarak gösterildi. Onu da gösterelim. Fatih Hoca'nın tam sağ tarafına Atatürk Havalimanı'nı vereceğiz yine. Fatih Hoca'nın olduğu yere verirsek o görüntü. İşte burada. Başlar önde. Kafalar yerde. Herkes artık sezon Galatasaray için bitti denilen fotoğraf. Yarın bunu birçok gazetede manşette bence kullanacak. Birçok gazetenin de başlığında olacak. Artık ne başlık atılır bilmiyorum ama Galatasaraylı futbolcular çöktü. Son yıllarda ben Galatasaray'ı hiç böyle görmedim ama ekranın diğer tarafına bakın. Hala şunu yapan, hala alkışlayan, hala imparator diye bağıran Galatasaraylı taraftarlar var. Hatırlayın geçen sezon. Geçen sene yine böyle bir dönüşte Fatih Terim'i arasına Gençler Birliği dönüşünde, Gençler Birliği maç dönüşünde evet. Fatih Hoca'nın koluna girip otobüse kadar götürdüler. Hasan Şaş'ın gözyaşlarını gördük. Fatih Hoca otobüste şöyle bir oturup etrafa bakmıştı ve şampiyon Galatasaray oldu. Şimdi Atatürk Havalimanı'na gidelim. Evet. Sercan Dikme orada. Galatasaraylı taraftarlar ne için oradalar? Protesto mu yoksa destek için mi? Sercan sendeyiz. Tabii. Ertem Şener teşekkürler. Şampiyon Galatasaray değil belki ama bugün buradaki görüntü, bugün buradaki fotoğraf şampiyon Galatasaray'ı karşılar gibi Galatasaray taraftarı ve Ultraslan grubu Atatürk Havalimanı'na gelmiş durumda. Erzurum'da çok önemli 2 puan bıraktı şampiyonluk yolunda Galatasaray ama Galatasaraylı futbol severler buraya inançlarını gösterebilmek için gelmiş durumda. Yaklaşık 100 civarındaki sarı kırmızı taraftarlar takımlarına, futbolcularına ve en önemlisi Fatih Terim'e, teknik direktör Fatih Terim'e desteklerini ve coşkuyu burada görebiliyorsunuz. Galatasaray takımını taşıyacak olan otobüs hemen sağ tarafta. Henüz Galatasaray futbol takımını taşıyan uçak havada. Biz burada bekliyoruz. Buradaki futbol severlere, Galatasaraylılara mikrofon uzatalım. İnanç var burada. Var evet. Bir puan kaybı oldu ama şampiyon olacak mı Galatasaray? Biz inanıyoruz. Puan farkı 8 de olsa 18 de olsa şampiyon olacağımız. Abi askerden geldim. 2 gün sonra tekrar geri gideceğim. Tek bir dileğim var. Mayıs'ta kupayı kaldıracağız. Mayıs'ta kupa kalkacak. İşte bugün Erzurum'da 2 puan bırakan Galatasaraylı taraftarların görüşü bu. Şampiyon olacağız. Mayıs'ta kupayı kaldıracağız diyorlar Ertem Şener. Bugün burada Galatasaray şampiyon gibi karşılanıyor. Bakalım indiklerinde Galatasaraylı futbolcular buraya geldiğinde nasıl bir ortam, nasıl bir fotoğraf olacak? Bir sözü bir kez daha size bırakalım. Saat kaç civarı inecekler? Tabii birazdan bir yarım saat 45 dakikaya kadar İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olacak Galatasaray takımı. Fatih Terim yine mutlak suretle herhalde orada meşaleler yanacak. Fatih Terim otobüse götürecekler. Biz yine o görüntüleri size canlı canlı ekranlarınıza taşıyacağız. İşte orada Galatasaraylı futbolcular, diğer tarafta taraftarlar daha çok inançlı, daha çok inanıyor. Fatih Terim'le aynı frekansı olan taraftarlar ama futbolcular bir çöküş yaşamışlar görüntüde bu şekilde. Arkadaşlar rejiye sesleniyorum. Nereye gidelim? Ne yapalım? Ertem. Kalan maçları bir görelim diyorlar. Abdülkerim abi. Görmeden. Bir, evet buyurun. Bir şey söyleyeyim. Söyleyin şimdi, lütfen. Marco hata yaptı. Anladın mı? Efendime söyleyeyim. Cagne giriyor. Performans vermiyor. Galatasaray bunun için puan kaybetti değil. Galatasaray'ın bugünkü puan kaybında Fatih Terim'in çıkardığı kadro ve oyuncu değişikliklerinde rolü var. Yani Fatih Terim'i burada biraz eleştirmek lazım. Fotoğraf futbol verelim. Eleştirisi de yapmak lazım. Hı-hı. Hiç kimsenin eleştirdiğini görmedik. Bir kere Lines diye elinde bir oyuncu varsa, değil mi? Sağ bek Mariano yok, Lines varsa, bir sakatlığı varmış galiba.
sakatlı olan adam ikinci yarı girip 45 dakika tabanca gibi oynayamaz. Eğer ikinci 45 dakika bu adam oynuyorsa Hiçber demek ki hazır. Efendim önümüzdeki haftalar için riske etmek istemedik. Ya senin riske edecek haftan mı var? Risk edeceksen bu haftayı edeceksin. Sen puanı kaybettin mi 8 puan. Mağlup olsaydın 9 puan. Belki de bak çok kişilik bitti diyor. Sen şimdi Dines'i sağlıklı tutsan bu 19 sarı haftalarda risk etsen ne olur? 16'yı alıyorsan oynayacaksın. Aynen öyle kenara almışsın. Şimdi bu riske. Benim sonra, önümüzdeki hafta değil. Maçın başından beri. Benim oynayacağım bu maç önemli. Maçın ben galip geleceğim ondan sonra. Dines'le bir kere başlamaması büyük hataydı. Aynen öyle. Risk edeceksen edeceksin. Bu maçta bravo. Galatasaray'ın hiç puan kaybına tahammülü yok. Evet, oyuncu risk edilecekse şimdi edilecekti. Doğru. Etmemesi büyük hata. Hatadan da zaten kendi de anladı. İkinci 45 dakika değiştirdi. İkincisi. Ya kardeşim her kritik maçta sana gol atan, oyuna sonradan girip geçen sene bile seni şampiyon yapan adam var. Sinan Gümüş. Onyekuru diye bir oyuncu var. Bugün sahada nasıl tahammül etti ona anlamıyorum. Ya buradan vuruyor öbür taraftan taca çıktı. Bugün çocukta bir affedersin futbol anlamında bir salaklık vardı çocuğun üstünde. Topları kaçırıyor, ayağından taca kaçırıyor. Ters tarafta orta yapayım diyor öbür taraftan taca çıkıyor. Kaleye bir şut attı. Neler? Taca çıktı. Avuta bile çıkmadı. Şimdi... Sol açık tam da yeri çıkar. Sinan Gümüş diye bir adam var. Serseri mayın. Bir vuruyor gol oluyor. İşte Alanya'da geçen sene seni şampiyon yaptı. Bu sene de ne zaman koysan adam gol atıyor. Yani bir hamle yap. Bu Onyekuru'yu bu kadar nasıl tahammül ediyorsun? Dolayısıyla Fatih Terim de bu hatalarını söylemeden buraya geçmeyelim diye söyledim. Yani antrenörleri göklere çıkarıyoruz. Bir maç bitmiş. Antalya'da 0-0 Donk'u ileri at. Onu amatör takım hocaları da yapıyor şişire oğlum diye. O denk gelince Mete diyoruz. Bir imparator yaratıyorlar hemen. Bak büyük bir iş yapmış gibi. Ama bugün yaptıklarını bakıyorum eleştiren yok. Evet. Şimdi Galatasaray'ın herkesin çok uzattık haklı bu meseleyi. Var abi. Haklı sebep. Haklı sebepler sonucu değiştirmiyor. Ne oldu? Bütün Fatih Terim anlatıyor. İşte o öyle olsaydı da böyle. Ne oldu fıs? Sonuç fıs. İki fıs puan mı? Gitti. Fıs. Sen orada fıs abi fıs. Şimdi orada sen Erzurum gibi yerde saha güzel. Tamam soğuk alabilir. Sıfırın altında 5 sonra 7 olmuş. Ne yapalım Allah maçlarda. Erzurum'da havalar öyle. Ya ben Rusya'da oynadım. Sıfırın altında 35 derece ya. Antalya'da sıfırın altında 35 derecede yani, oynadım. Ne yapalım yani hava soğuksa. Hava soğuksa. Gökmen abi şimdi şu puan tablosunu bir görelim. Önce bir Başakşehir'i görelim. Başakşehir gelsin ekrana puan durumu diyorum. Kalan maçları bir görelim. Veya üst tarafı Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere Galatasaray'ı koyabilir miyiz? Başakşehir bu hafta Fenerbahçe ile oynuyor kendi sahasında. Kayseri'ye gidecek deplasmana 26. hafta. Bakın çok zor maçlar var. Fatih Hoca'nın da söylediği buydu. Sinan abinin de ısrarla söylediği bu. Futbolda 3 puanlık sistemde erken konuşmamak gerekiyor. Sen kazanacaksın. Düşünün ligde şu anda hani tarihin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe ile lig 5.'si arasında 6 puan fark var. Böylesine enteresan bir puan tablosu var ülkemizde. Başakşehir 54, Galatasaray 46. Fenerbahçe ile oynuyor. Kayseri deplasmanına gidiyor. Hikmet Karaman'ın Kayseri Sporu çok dirençli bir ekip. Konya Spor'la içeride oynuyor Aykut Hoca'nın Konya Sporu. Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Gitme oraya gitme. Ertem gitme. Başakşehir'in Fenerbahçe, Kayseri, Konya, Galatasaray'ın Antalya, Bursa, Yeni Malatya. Evet. Hangisi daha zor? Başakşehir'in daha zor. Evet abi. Ama Fenerbahçe, Kayseri, Konya daha zor. Şey ama sen kazanacaksın. Evet. Burada Galatasaray'ın kazanacağını söyleyecek. Bitti. Sen kazanacaksın. Zaten onu Fatih Hoca da söylüyor. Abi şunu söyleyelim ama. Galatasaray'ın 3 maçını Sinan diyor. 3 maçın içinde mesela Bursa maçı zor. Galatasaray. Zor. Şimdi ona geleceğim bir de Bursa deplasmanı. Ateş attığında yani. Evet. Tamam da Galatasaray güçlü takım abi. Yani Galatasaray Başakşehir yani tutturursa. Başakşehir daha güçlü. Sonra ama bir dakika sonra Sinan abinin de Sinan abi de katılacaktır. Siz de katılacaksınız bana. Bakın Beşiktaş deplasmanında Vodafone'a geliyor. Çaykur Rizespor Okan Hoca'nın Çaykur Rizespor'u ile oynuyor. İçeride. Yani evet. Değil. Göztepe, Tamer Tuna'nın Göztepe'sini bugün seyrettiniz. Hepsi de küme düşme potası. Konya deplasmanı, hepsi küme düşme potası. Sivas deplasmanına gidiyor. Sivas Spor'da çok iyi diyemeyiz. Onlar da düşme potasına doğru gidiyorlar. Şunu söylüyorum bak. Ankara Gücü, Galatasaray, Alanya. Şimdi bak Başakşehir'in evet maçları şuna doğru. Katılıyor musun son cümlem? Sonra. Bir daha da konuşmayacağım ama bununla ilgili. Demek ya. Ben diyorum ki şampiyonluk maçı olur Galatasaray Başakşehir maçı. Olabilir ama şampiyonluk maçı olur. Olabilir ama şunu söyleyeyim ben. Ahmet Hoca şiddetle şimdi sana ters baktı. Sonra söyleyeceğim sana ne biçim baktı biliyor musun? Şunu söyleyelim. Bak zor Başakşehir ama bak Galatasaray Bursa deplasmanı. Zor olur. Zor Bursa, çok zor herkes için zor çok deplasman. Zor. Bir kere Bursa hem seyircisiyle hem kümede zor. Kalma mücadelesi verenlerden bir takım. Zor. Fenerbahçe deplasmanı kolay mı? Olur mu ya? Bir, iki. Şunu söyleyeceğim. Konya Spor deplasmanı.
Çok Konya'da, zor. Konya'da. Çok yani, zor. Onu söyleyeyim. Rize deplasmanı. Ya, Rize deplasmanı. Hele Rize o ana kadar kurtarmamışsa. Rize Spor mu daha iyi, Erzurum Spor mu? Futbol olarak. Rize daha iyi. Bak şimdi. Bugünkü Erzurum'da oynanan maça bak. Rize'de neler olabilir? Rize o maça kadar sıyırmadıysa. Evet. Küme düşme hattındaysa belki de küme düşme maçına çıkacak. Sıyırmayacak Rize. Abi. Durum yani, onu gösteriyor. Onun için hepsi için geçer ya. Sadece Rize Ahmet değil. Ahmet Hoca'nın dediği kadar. Ahmet Hoca'ya göre lig zaten haftalar önce bitmişti. Başakşehir şampiyon olmuştu. Hatta Göztepe maçına son 4 hafta kala Göztepe maçında şampiyonluğunu ilan eder dedi Ahmet Hoca. O kadar olmasa da şu gerçeği kabul edelim. Başakşehir bugün Erzurum beraberliğiyle Galatasaray'ı şampiyonluk şansını son derece arttırmıştır. Ha, tamamen bitmiş midir? Mümkün değil. Çünkü Fenerbahçe bu hafta ligi yeniden başlatabilir. Yani ligdeki şampiyonluk yarışını Fenerbahçe başlatabilir bu kesinlikle hafta. Kesinlikle katılıyorum. Takıma olan şimdi, etkisi fazlalaşması gerekiyor. Şimdi Başakşehir'le Galatasaray'a baktığımız zaman buyurun. Başakşehir'in oyunlarına falan baksanız deplasman veya içeride bir istikrarlı bir düzen var. Tık 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 bütün takım mükemmele yakın performans gösteriyor. Takım oyunu olarak, bireysel olarak, atılan girilen pozisyonlarda becerikli olarak yani hakikaten bundan dolayı da yani Galatasaray'ın Fatih Terim'in takımı Galatasaray'ın aynı Başakşehir gibi istikrarlı bir performans sergilemek. Gökmen abi soru şu. Baktığın zaman puan şu tabloya baktığın zaman şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Evet. Şampiyonluk yolunda iki tane takım var. Bir Başakşehir, bir Galatasaray. Bitti. Bundan sonrası artık kim ikinci olur, kim üçüncü olur? Evet. Trabzonspor, Beşiktaş tartışacaksak kim ikinci olur? Onu tartışmamız lazım, evet. Ya da Konya. Aynen öyle. Şuraya baktığınız zaman üçüncü. Kim? Hangi takım daha zorlu virajlardan geçecek? Hangisi daha şey zor? Kimin fikstürü daha zor? Sabahtan akşama kadar Galatasaray Erzurum maçını söylesen Galatasaray favori dersin. Çok değil. Oynamadan hiç maç kazanılmaz. Şimdi burada hangine mesela zor gibi görünen bir anda çok kolay olabilir. Sanki Başakşehir bak, daha zor değilmiş Sinan abi. Ha, hepimiz öyle geliyor. Fenerbahçe çok zor. Bence Fenerbahçe bak Fenerbahçe bu tip büyük maçları iyi oynuyor. Galatasaray 5 deplasmana gidiyor. Beşiktaş'la ilgili o hafta yaptığım yorumda da öyle maç öyle rahat falan geçmez. Tabii. Bakın Fenerbahçe maçı Başakşehir için çok önemli bir kritik. Kayseri deplasmanına gidiyor. Belki çok kolay geçecek. Zor maç. Bir oyuncu atılır falan. Konya içeride taş gibi bir takım. Evet. Beşiktaş'a geliyor. Dön Beşiktaş'a saymıyorum orayı. Bak Beşiktaş maçından orada sonra çok büyük Fenerbahçe'ye geliyor. Oraya gelmiyorum. Tabii Beşiktaş'ta şimdi, oynadığı hafta Fenerbahçe'yle oynuyor Galatasaray. Evet. Enteresan. Antalya, çok Bursa. O hafta konuşabiliriz. Bakın, Antalya, Bursa, Yeni Malatya. Bunlara baktığınız zaman üçü daha zayıf görünüyor oraya göre. Oraya göre. Ama dediğin gibi Galatasaray bugünkü gibi böyle basiretsiz, böyle ne bileyim korkak, yavaş oynarsa, bu şekilde oynarsa, bu tip hatalar yaparsa aslında bakın Muslera'ya bakıyorsun. Yani Muslera gibi adamı bulamaz. Formsuz, çok yani formsuz. Bakın, bu sezon çok formsuz Muslera. Galatasaray'ın şampiyon olmasında en büyük sebeplerden bir tanesi hep yıllarca Muslera'dır. Muslera'nın müthiş oyunu. Ama bugün bakıyorsun Muslera gibi bir oyuncu karşından cephenden sana vuruyorlar ve sen o topa geç atlıyorsun. Vuracağı yer de belli. Yani aslında bakmayın. Eskiden ne yapıyordu? Muslera maçı döndürüyordu. Döndürüyordu. Hep döndürüyordu. Çok kırılma anları vardır. Ama bugün bakıyorsun formsuz bir Muslera var. Sana bir ekleme yapabilir miyim Sinan abi? Senin dilinden konuşacağım. Buyuracağım. Atan ve tutan iyi olursa her şampiyon olur dersin. Galatasaray'ın bu sene atanı da kötü, atanı tutanı da, formsuz, da kötü. Atanı da formsuz, tutan bazen çok formsuz. Şimdi 28. Aynen. Hafta Ahmet abi. Başakşehir Beşiktaş'la oynuyor Vodafone'da. Galatasaray 28. hafta Fenerbahçe ile oynuyor Kadıköy'de. Buyursun. Anlatmayın lütfen. Sen Başakşehir şampiyon diyorsun. Sakinsiz konuştuğum için diyorsun. Estağfurullah. Ben iki ay önce dedim ki. Aa, evet dedi. Aa, topu. Hatta Başak lig başlamamıştı hocam. Evet. Başakşehir iki ay önce. Evet. Başakşehir şampiyon olur. Vallahi doğru. En yakın rakibine. En yakın rakibine. Yarışımda da bakarsınız. Evet. İki haneli yani 10 puan ve üzerinde fark atar. Muhtemelen de Göztepe maçı sonrası veya öncesi. Doğru. Şampiyonluğu ilan eder dedim. Dedin. Şimdi daha da ileri götürüyorum. Yapma. Galatasaray bütün maçlarını kazansa bile 30'da 30 yapsa yani 30 puan da alsa bile şampiyon olur galiba. Başakşehir'in 8 puan kaybedip kaybetmeyeceği konusunda emin değilim. Ben Başakşehir haftalardır tabii gündüz olduğu için izliyorum 4'te filan. Abi Başakşehir'in diğer bütün Türk takımlarını mukayese ettiğim vakit ciddi anlamda daha iyi bir ağır organizasyon ağırlığı var. Var. Futbolcu kalitesi ağırlığı var. Var. Defansif anlamda ağırlığı var. Defansif takım savunması anlamında var. Ağırlığı var. Yani
nedir Galatasaray'ı Başakşehir üstelik 8 puan farka rağmen nedir Galatasaray'ı size? Galatasaray iyi takım hocam. Taraftar ve Galatasaray'ın hocam. Galatasaray'ın hocam. Neyi? Hocam Galatasaray'ın futbolcuları var hocam. Bir dakika. Taraftar ve camiye bakar hocam öyle deme. Maalesef. Maalesef Başakşehir seyirci yönünden sahipsiz. Maalesef Başakşehir sosyal medyada sahipsiz. Harbi medyada bazı da kanallar. Bravo. Bravo hocam. Kimse üzerine almasın. Sanki böyle ratingsel kaygı belki de. Bravo. Başakşehir'in şampiyon olmaması, Başakşehir'in şampiyon olması spor basının işine gelmeyebilir. Aynen öyle. Ama bu demek değil ki biz mikrofonumuzu, kalemimizi kirli emellere alet edeceğiz. Başakşehir hak etmiştir ve bugün baktım. İbretle izliyorum. Vallahi. Arda'ya yapılan hareket penaltı değilse ben insan değilim. Hocam, penaltı hocam. Arda'ya yapılan hareket vallahi penaltı bravo değilse ben aynen benim futbol hakemliğim. Ha, çünkü reklam. Ne reklamı be? Reklam hocam, reklama söyle gitmek zorundayız. Reklama peki gitmek zorundayız. Reklam daha hocam, sonra konuşalım. Reklam hocam delirdin. Tamam canım hocam. Reklam. Peki, reklama gidiyoruz. Evet. Teşekkürler. Fenerbahçe 28 şampiyonluk diyor. 5. yıldızımızı istiyoruz diyor. Anamızın ak sütü kadar helal olan şampiyonluklarımızı istiyoruz diyor. 1959'dan önceki şampiyonluklarımızı da istiyoruz diyor. Yeni bir tartışma Türkiye gündeminde ve Fenerbahçe'de çok önemli, çok özel bir isim, çok değerli bir yönetici Sayın Metin Sipahioğlu Hukuk Kurulu'ndan sorumlu yönetici Devrim Zengi'ye konuştu. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Bu olay gittikçe büyüyor. Yeni Türkiye Futbol Federasyonu'nu, yeni federasyonu böylesine önemli bir görevle bekliyor olacak gibi geliyor bize. Yorumcularımız ne diyor? Sizler ne diyorsunuz? Bilmiyorum ama son derece önemli bir konunun altını biz de çizeceğiz. Çünkü Fenerbahçe 30 milyon taraftarı olan Fenerbahçe böyle bir tartışmayı başlattıysa bize de bu tartışmanın arkasında gitmek gerekir. Düşer bu görevi de biz de burada samimiyetle tartışacağız, yorumlayacağız. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama onlar diyor ki, Fenerbahçe yönetimi diyor ki, Beşiktaş 2 şampiyonluğu nasıl aldıysa biz de 1959'dan önceki şampiyonluklarımızı istiyoruz diyor. Ve bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Beşiktaş-Cenk Koray değil mi? Cenk konuşacağız. Koray, rahmetli Cenk Koray. Sevgili Cenk abi, Allah rahmet eylesin. Bunları konuşacağız. Arda'nın pozisyonunu niye tartışmıyorsunuz diyorlar. Arda'nın pozisyonu penaltı mı değil mi? Neden tartışmıyorsunuz diyor Galatasaray cephesi. Bunu ekrana getireceğiz. Ahmet Hoca'ya soracağız. Ahmet Hoca ne diyecek Arda ile ilgili? Ndiaye ile Egemen arasındaki pozisyonu da soracağız ama önce bir Egemen ile Ndiaye'nin pozisyonunu bir görelim. Ahmet Hoca'ya dönelim. Birazdan Atatürk Havalimanı'na da gideceğiz. 00:50'de yaklaşık 22 dakika sonra Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray, Fatih Hoca ve Galatasaraylı taraftarlarda hatırı sayılır bir taraftar topluluğu var. Onlar da Atatürk Havalimanı'nda. Beyaz futbol farkı etiketiyle bizlere yazınız. Arda'nın pozisyonu penaltı mı değil mi? Ndiaye ile Egemen arasındaki pozisyon penaltı mı değil mi? Sizlerden bunu bekliyoruz. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı, bizi izlerken fotoğraflarınızı bekliyoruz. Evet, Ndiaye'ye yapılan hareket penaltı mı değil mi hocam? Sizce? Bakın burada Türk milli takımının oyuncuları var. Kesinlikle penaltı değil. Kesinlikle. Koşarak gelme. Mesela bizim Türkiye'de hala aynı şeyi yapıyorlar. Orta sahada da, ceza alanının üstünde de falan. Oyuncu koşarak gelmiş, topa vuruyor. Bak ne kadar yükselmiş. Diğeri zıplamıyor. Kambura yatıyor. Ondan sonra diyorlar ki penaltı yahut da foul falan. Kesinlikle değil. Kesinlikle. Sence sen abicim? Valla Ertem pozisyonu yani maçın içinde bakarken çok fazla şey yapmadım ama ya her penaltılar veriliyor ya. Enteresan penaltılar veriliyor yani. Onun için verse de kimse bir şey söylemezdi. Ama tatmin eder mi seni? Tatmin etmez beni bu penaltı. Ben penaltı vermem buna. Abdülkerim abi. Ahmet Çakar bu soruyu sorurken dedi ya, siz dedi eski bir 3 tane milli futbolcusunuz, ne diyorsunuz diye sordun ya. Yani sordun. Ben de zaten bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirsem futbol oynadığımdan şüphe ederim. Eğer ben buz okeyci olsaydım buna penaltı diyebilirdim. Ama ben buz okeyi oynamadım. Ben 30 yıl hep futbolla uğraştım. Onun için bu soru çok saçma. Buna penaltı diyen insan buz okeyiyle meşgul olmuştur hayatı boyunca. Başkası penaltı demez. Bu Amerikan rugby. Terti ya da Amerikan rugbycisi belki buna penaltı der, bir şey der. Tertemiz adam çıktı, kafayı vurdu. Yer çekimi kanunu diye bir kanun var.
O kanuna göre de Egemen kafayı vurduktan sonra yere düşecek. Öyle, kanun öyle. Allah öyle koymuş yer çekimi kanunu. Kafayı vurduktan sonra Egemen de düşüyor. Orada altında duran oyuncu. Ama Newton'un kemikleri sızlıyor. Yani buna penaltı diyen hiç futbolla ilişkisi yoktur. Dediğim gibi rugby, pankreas, buz pateni. Bu işlerle meşgul olmuş Ahmet insan hocam. Buna penaltı der. Efendim. Verilir pozisyon mi? Penaltı mı değil mi? Verirler de hocam. Ne penaltı? Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Verirler de hocam ama. Ha veriyorlar biliyorsun. Bir şey itiraf edeyim mi? Bir şey itiraf edeyim mi? Edin hocam. Bundan 25 sene önceydi. Bu kadar net değildi ama fluydu. Ben bu hatayı yaptım. Aa, hatırladım. Bütün Türkiye hatırladı. Vagan Avuz, Erdal Keser. Heh, bravo. Evet, ama bravo. Bakın şimdi Allah seni birebir aynı pozisyon değil. Nakde yine ya fenere. Bakın benim kadar. Çakar. Kompleksi olmayan, kendinle barışık bir adam Türkiye zor bulur. Zaten kompleksiz bunu aynı birebir aynı değil. Benzer. Şimdiki aklım olsa verir miydim? Vermezdim. Heh. Dürüstlük bu. İki. Ya seni tebrik İki. Edeceğim ama bu bir şey ifade etmiyor. Ne yapacağım yani? O gün sana çok söyledim. Ya 25 sene önce o gün sana çok söyledim. Ama bu itiraf yani. Ya itiraf hayır. Bakın birebir aynı değil. Değil. Şimdi kendi hakkımı da yedirmeyeyim. Birebir. Ama şu var. Bugünkü mü? Uzaktan, yakından, kenarından tartışılmaz. Bugün Cüneyt Çakır o sahada kimseyi kımıldatmadan öyle iyi maç yönetti ki. Bu maçı ancak Cüneyt Çakır yönetir. Artı bugün Fırat Aydınus oldukça iyi maç yönetti. Dürüst konuşayım. Bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir sıkıntı bundan dolayı da teessüplerimi Türkiye'ye götürüyor. Bugün Başakşehir maçı seyrediyorum. Arda'ya bir penaltı verdi hakim. VAR'da çağırmadı. Bana göre karar %100 doğru bir penaltı. VAR'ın çağırmaması da pek tabii ki doğru. Zaten evet. Penaltı. Sosyal medyaya bir bakıyorum. Aynen. Vatandaş yazabilir. Galatasaraylı çocuklar. Bu nasıl penaltı? Utanmıyor musun Fırat? Hoca konuşsana lan falan ben gibi. De, falan, tamam, falan. Tamam, ben de bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Fakat abi insanlar. Fakat futbol oynamış. Galatasaray tandanslı. Bazı yazarlar isim verip de kimseyle sıkıntı yaşamak istemem. Yani yaşasak da Fifi de gerek yok. Aa! Faul Arda yaptı diyorlar. Ya yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Başakşehir hani vurun havalaya vardır tamam mı? Bir de bu olayı siyasete sokuyorlar maalesef. Hiçbir alakası yok bu işin siyasetle falan. Tamam mı? Ha sonra da diyorlar ki hocam pardon lafı unutma. Ha. Sallıyorlar. Sonra da diyorlar ki Başakşehir bu puanı hakemle aldı demiyoruz. Şampiyonluğu hak etmedi demiyoruz. E ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Her hafta tarihlere mi kulüp takıyorsunuz? Arkasından da diyorlar ki biz ama öyle demiyoruz. Başakşehir hak etti. Ama her hafta bir şey sokuyorsunuz oraya. Bakın açık. Bugün iki adam, tane arka arkaya saat 16'da ve 19'da iki maç izledim. Evet. Verilen bir penaltı var. Ve tırnak içinde. Penaltı bekle verilmeyen bir. İkisi de siyahla beyaz kadar net. Biri %100 penaltı, biri %100 penaltı. Mesela dün Fenerbahçe'nin pozisyonu. Vermese kim ne diyecek penaltı yani suratından itiyor kimse ya. Tamam, çünkü kimse bir dakika kimse bir şey demez. Çünkü dün bir kere daha ortaya çıktı ki teknik direktörü, futbolcusu, yorumcusu kimse kuraldan haberdar değilmiş. Kimsenin kuralı falan bildiği yokmuş. Dün bu ortaya çıktı. Herkes kural cahiliymiş. Ama bak. Herkes kural cahili. Ayev'in pozisyonu net penaltı bana göre. Asla değil. Hocam bak abi yapmayın. Hocam, iki kişinin arasında kalmasın. Hocam. Evet hocam. Hadi ya. Bırakın bu işleri. Hocam, hocam. Penaltısı. Engelliyor. Bir dakika doğru hocam. Doğru hareket. Hocam bir dakika. Konumuzu Sinan'la sonra o mevzuyu tartışırız. Ayev penaltısını. Sen söyleyeceklerini bitir. Ha ben söyledim. Yani şunu söylüyorum. Bugün Arda'ya yapılan tartışmasız penaltı. Egemen'in yaptığı da tartışmasız penaltı değil. Oysa ki dün gece Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı tartışılır. Hani her hava topunda aynı pozisyon. Hangisi bu? Ha bu pozisyon. Bak. Bu tartışılır. Hocam. Bu tartışılır. Hocam bu konuda söyleyeceklerim var Ertem. Tabii çok ki, dertliyim. Buyurun. Çok dertliyim Ertem. Bu konuda söyleyeceklerim var. Lütfen bana 3 dakika ver. Bütün Türkiye'yi sesleneceğim. Buyurun. Sana feda olsun 3 dakika kardeş. Bugün dün televizyona çıkamadığımız için bizim günümüz bugün pazar günü maç dün oynandı. Dün bu konu hakkında ben ve 30 milyon Fenerbahçe'yi delirttiler. Kim delirtti? Dediği gibi hocanın sosyal medyadaki değil. Tabii ki Fenerbahçe'yi tutmayanlar bu pozisyona isyan edebilirler. Ahmet hocanın dediği gibi. Karartma. Beni spor yorumcuları delirtti. Gözlerini unutmuşlar yorumcu olduklarını. Gözlerini Fenerbahçe düşmanlığı büremiş. Vicdanlarına göre konuşuyorlarmış.
30 milyon Fenerbahçeli öpmüş sizin vicdanınızı, öpmüş. Öpeyim sizin vicdanınızı. Kapı gibi kural var. Kuralı okuyunca rey yapıyor. Aa tamam, kurala göre penaltı ama benim vicdanım kabul etmiyor. Ne yapayım oğlum senin vicdanını ben? Ne yapayım? Fenerbahçe olunca vicdanlarınız köreliyor. Kural var orada. Bak şu pozisyona. O pozisyonda Serdar'la, Serdar'a penaltı yapan adam, topa değmiyorlar. Önlerindeki siyahi stoper var. Üçüncü şans. Kafayı vuruyor. Top çikirtenin önüne düşüyor. Penaltıyı yapanla Serdar Aziz'in topa hiçbir müdahalesi yok. Önlerindeki oyuncu onlardan önce gelip kafayla topu hatta çikirtenin önüne çapraza düşürüyor. Bunu bile gördüğünüzde görüntüleriniz var. Bizim yok. Görüntüye bakıyorsunuz ama vicdanınız kör. Görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Ayıp ayıp. Ayıp. Elinize almışsınız kuralı. Aa doğru. Ofsayt'tan önce bir vurma varsa hareket penaltıyı ver diyor. Doğru, kurala göre doğruymuş. Ama benim vicdanım bunu kabul etmiyor. Böyle yorumculuk olur mu? Bize ne lan senin vicdanından? Vicdanlara göre yorum mu yapılırmış? Yayıncı kuruluşta olması da çok ayıp. Ayıp. Şansal abi. Bak Şansal abi diyorum sana. Lig TV'nin her şeyiydin. Şimdi bu Bein Sports oldu. Yetkin var mı yok mu bilmiyorum. Varsa bak sana buradan sesleniyorum Şansal abi. Şansal abi yarın çıkıyor. He, yok. Şansal abinin bir işi yok orada. Yetkisi yok mu? Yok tamam. Yok. Şansal abi karıştırmıyorum. Yoksa, varsa dedim zaten. Evet evet. Ya, yoksa da kim yetkiliyse ona seyrediyorum. Bak ona sesleniyorum. Benim seslenmemi de boşa atmayın he. Ben 25 milyon 30 milyon Fenerli'nin sesi olarak sesleniyorum. Dün çıldırttınız büyük Fenerbahçe camiasını. Kulüpte bugün açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşsunuz. Fenerbahçe maçı bitmiş. 3 tane fanatik Beşiktaşlı'yı çıkarmışsınız oraya. 3 fanatik Beşiktaşlı Fenerbahçe maçını yorumluyor. Maçı geçtiler. 1 saat vicdanlarının bu penaltıyı kabul etmediğini, kurallara göre ama penaltı olduğunu söylüyorlar. Ayıp ayıp. Yayıncı kuruluş, ne kadar satıyorsunuz Fenerbahçe'ye. Bak uyarıyorum sizi. Bu Fenerbahçe taraftarı atar, orada iflas edersiniz. Nedir bu ya? Bulamadınız mı bir tane Fenerbahçeli eski futbolcu? 3 Beşiktaşlı Fenerbahçe yorumu yapıyorlar. Yorumu da geçtiler. Bunların üçü de futbol adamı he. İkisi futbol oynamış, biri moderatör. Bari bir tane paranız mı yok ya? Hakem alın, hakem, hakem. Ahmet Çakar gibi, Erman gibi birisini alın. Aldılar. He alın. Bugün yok şu anda. Ay Deniz Şoman var. Tamam. Başarılar diyorum kardeşime. O zaman o çıksın, o konuşsun. İki tane futbolcu vicdanlarına göre penaltı olmamış. Futbolcu, 3 tane fanatik Beşiktaşlı 1,5 saat Fenerbahçe'nin haklı penaltısını tartışıyorlar. Gölge düşürmeye çalışıyorlar. Yayıncı kuruluştan yayıncı kuruluşluğunu bil kardeşim. Böyle şey olmaz. Mecbur değilsiniz siz bu kadar gergini 25 milyon Fenerbahçeli çıldırtmaya. Kural var önünüzde, kural kural. Kuralı bilmiyorduk. Doğruymuş ama yine de vicdanım. Ya sizin vicdanınıza kalsa Fenerbahçe küme düşsün istersiniz. Zaten istiyorsunuz da. Avucunuzu yalarsınız, daha 112 yıl daha beklemeniz lazım. 112 yıl beklediniz, 112 yıl daha beklemeniz lazım. Bu da son uyarımdır. Kurala göre konuşun, yorumculuğunuzu unutmayın. Fenerbahçe düşmanlığı sizin gözünüzü de vicdanınız da kör etmiş. Vicdana göre yoru kabul etmiyormuş. Ne yapayım sizin vicdanınızı? Öpmüşüz biz. 25 milyon Fenerli öpmüşüz sizin vicdanınızı. Ben burada bir araya girmek zorundayım moderatör olarak. Programın yapımcısı olarak. Abdülkerim Durmaz'ın kendi fikirleridir. Tabii ki. Abdülkerim hocamın kendi fikirleridir. Ben kesmedim abi, özür diliyorum. Ama kendi fikri derken. Rica ediyorum. Şimdi bak rica ediyorum. Bir Sinan abi sen de müsaade edersen. Lütfen. Sonra bırakacağım sözü. Ben Güntekin Onay'ın, sevgili Güntekin'in tarafsızlığına sonuna kadar inanırım. Gerek Metin abinin gerek Tümer hocayla çok fazla samimiyetim yoktur. Ama evet. Metin abinin de tarafsız olduğunu bilirim ama Güntekin'le ben 10 yıl 15 yıl çalıştım. Evet. Çok tarafsız, çok objektif olduğunu söylemek zorundayım burada. Bunun tamam. Altına çizerek belirtiyorum. Söyledin mi? Evet. Ben yani bu şimdi... Abdülkerim tamam. Abinin kendi fikridir, tabii kendi yorumudur. Bunun altına tabii. Çizerek söylüyorum. Bak evet. Burada oturan, karşınızda oturan kişi benim. Abdülkerim Durmaz. Tabii ki ben konuşuyorum. Ses benden çıkıyor. Bu benim yorumumdur. Bunu da her hafta yapacağım böyle devam ederseniz. Ben burada... O Metin benim artık biliyorsun sen. Metin biliyor, benim Türkiye'deki biliyor. En iyi Rıdvan evet. Dilmen 1, Metin Tekin 2. Başka eski futbolcuyla da samimiyetim yoktur o ikisinden başka. Arkadaşım Tümer Metin'i hiç tanımam, iyi bir çocuk. Sinan'dan dolayı biliyorum. Sinan diyor ki çok pırlantadır diyor. Onun tabii da tarafsız diyorum. Olduğuna inanıyorum Güntekin'le, ama. Evet. Güntekin zaten kardeşim gibidir. Ben taraflı objektif demiyor. Yani bir kere üçü de Beşiktaşlı değil mi bunlar? Beşiktaşlı. He? Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe maçı oynanmış.
Koskoca yayıncı kuruluş bir tane Fenerbahçeli futbolcu yorumcu bulamıyor mu oraya? Yani 3 tane Beşiktaşlı oturup yorum yapılıyor. İstediği kadar objektif olsun. İnsanlar bana da sokakta çok objektifsin abi diyor. Ben ne kadar objektif olabilirim? Şimdi Afo bir dakika. Çünkü ben Fenerbahçeli'nin kardeşim. Afo biraz da bir cevap veririm. Bak şimdi. Buyurun. Şimdi bakın. Buyurun. Beğenmediğimiz yorumlara lütfen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş düşmanı biz demeyelim arkadaşlar. Biz de burada bir yorumcuyuz. Abi ben yorum bize de aynısı var. Bize de aynısı söyleniyor. Böyle bir şey olur mu? Vicdanla biz de burada olur mu? Apa bir dakika dur. Şimdi bak biz de burada yorum yaptık. Dinledik seni. Biz de bizi dinle bak şimdi. Biz de yorum yaptığımız zaman beğenmiyorlar. Bize de Fener düşmanı, Galatasaray düşmanı. Hep bir hafta bir şeyler düşmanı oluyoruz. Şimdi bu arkadaşlarımızın bunların kendi fikirleridir. Ama bu fikirlerini bunlar beyan ettikleri zaman düşman diye göstermeyelim. Herkesin kendine göre bir fikri vardır. Bir vicdanı vardır. Ben de diyorum aynı şekilde vicdani olarak ve ben de aynı söyledim. Ben önce bir ofsayta bakarım. Sen ne dedin ama? Ofsayta bakarım. Sen ne dedin? Bak dese ki bak Sinan. Sen ne dedin? Dün çok dikkat edin. Sen dedin ki bu darbe bana dedin şey gelmiyor. Bak onu benle tartışırız. Ofsayta tartışırız. Ben. Tartışırız. Öyle dersen tartışırız. Ama kuralda diyor ki ofsayt olan oyuncu topa dokunmadan eğer birisi gelir ona yumruk atarsa ki yumruk bunu, atmıştır adam. Bunu bir iki hakem yorumladı. Dersin ki o şiddetli değil. Ama bunu hakem yorumcuları da böyle yorumladı. Ama şimdi bak bu çocuklar bizim arkadaşlarımız. Metin de senin de bir 35-40 senelik arkadaşlarımız. Tümer de aynı şekilde. Gültekin de aynı tanıyoruz. Şimdi biz bunları Fenerbahçe yani bakın etkilenerek Fenerbahçe düşmanlığı yapıyorsunuz dersek bu arkadaşlarımıza ki, zordur olsa. Ben diyorum bunlar ki, düşman bak, değil kimse. Sen biliyorsun. Herhalde değil. Fakat şöyle konuşulur mu? Yani elinde kural var. Evet bu tamam kurala göre bu penaltıymış. Ama vicdanıma göre böyle penaltı olmaz. Söyleyelim. Bu ne demek ya? Bak şunu söyleyeyim. Yorum mu? Bu yorum ne ki? Bu ben sizin fikrinize hayır. Bu saçma bir fikir değil bu. Arkadaşlar ben sizin fikirlerinize ben sizin fikirlerinize katılmıyorum diyelim. Onun için yani şimdi bak biz bir arkadaşlarımızı bu arkadaşlarımızı kardeşlerimizi bu şekilde yani bir takımla ilgili istediğimiz konuşmaları duymuyorsak, biz onların fikirlerini beğenmiyorsak, düşman diye eğer sosyal medyada insanlar ilan ediyorsa biz de buradan Sinancım, etmeyelim. Desin ki, o zaman sana da yarın Galatasaray'la ilgili içinden geleni söylediğin zaman Sinancım, Apo Galatasaray düşmanı derler. Beğenmem ne derler. Sinancım, anladın bak, mı yani? Bir şey anlatayım bak. Çok... Anladın mı ben seni şunu? Ben diyorum ki anladım. Bir kere bir, baştan bir. Bak şimdi. Konu, konseptleri yanlış. Hani, bak onu eleştiren Beşiktaşlı Fenerbahçe maçının yorumcusu. Bak onu eleştiren bir Allah'ın Fenerbahçe'sini bulamıyorlar mı? Ne onların CEO'su Yusuf mudur? Yusuf mu? Yusuf Beyefendi'ye söyleyelim. İki bir dakika. Ben onlara bir şey demiyorum. Diyorum ki bak dese ki üçüne dese ki bu çocuk kardeşim Beşiktaşlı. Bu penaltı ağır. Hayır. Çünkü bu el kazayla gelmiş. Kabul edeceğim tamam olabilir. Bak saygı duyarım. Tamam bak böyle gidelim. Ama kurallar önünde. Ya tamam. Bakıyor. Abi. Evet doğru ya. Ya tamam da bak şimdi. Ama bak Apocuğum bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Geçmiş artık. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Yaptığımız yorumlar çok sert. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Biz kendi arkadaşlarımızı futbol oynamış. Bu yorumları futbol oynamamış. Ne adamlar bu tip yorumlar yapıyorlar. Neler söylüyorlar. Bir de bunların futbol oynamış bizim arkadaşlarımız. Futbol oynamış yapmasın daha iyi. Ama hayır. Futbol oynamış yapsın. Bakın şimdi bunlar Beşiktaş'ta Fenerbahçe düşmanı olarak gösterirsek biz ayıp etmiş oluruz. Olmaz. Ben Fenerbahçe düşmanı demiyorum Sinan'cığım. Fenerbahçe bak dedin. Sinan'cığım ben Fenerbahçe düşmanı demiyorum. Bakın kimse arkadaşlar bak ben de bu. Bana da geliyor. Beğenmiyorlar. Ben Şike sürecinde Fenerbahçe'yle yapıldık. Aziz Yıldırım'ın 3 haftadır, 5 haftadır Fenerbahçe düşmanı olduk. Ya arkadaşlar sizin istediğinize göre biz yorum yaparsak o zaman olmaz. Yeri geliyor Galatasaray düşmanı oluyoruz. Galatasaray Beyaz TV izleme diyor. Yeri geliyor bir hafta Fenerli oluyoruz. Bir bakıyoruz Beşiktaşlı Fenerle ilgili bir şey söylüyoruz. Galatasaray'la ilgili söylüyoruz. Sen nasıl Beşiktaşlısın? Yani biz buradan bu şekilde yorum yaparsak bu arkadaşlarımızın sosyal medyadaki bu fanatiklerin ekmeğine yağ süreriz. Sinancığım bak abi, bir şey söyleyeyim. Bunların hepsi sen nasıl dürüst olduğunu biliyorsun. Evet. Metin'e hayatını teslim et. Tümer'e hayatını teslim et. Ya zaten Gültekin bunlar bizim kardeşlerimiz. Sinancığım bak ben yarın olsun yarın gene böyle konuşuyorum. Bak konum o değil benim bak. Anlıyorum ben ama. Ben bugüne kadar bunlar yıllardır yapıyorlar değil mi? Fenerbahçe aleyhinde yorumda yaptılar değil mi? Olur. Ya bak onu demiyorum sen Sinan. Fenerli ben Fenerli Sinancığım, olsun. Bir de benim bak. Fenerbahçeliler dün şuna kızdı. Fenerbahçelilere attığı gollere faul diyen olur, offside diyen olur. Taraftar kızar. Ama dün taraftar yoruma kızmadı. Taraftar diyor ki kural olarak kuralın penaltı dediğini kabul ediyorlar. Ama nasıl vicdanmış ki bu? Vicdana göre yorum olur mu? Yani futbol konuşuyoruz. Yanlış ama o kuralı zaten yayınlar. Demiyorum. O kuralı bütün Türkiye. O kuralı dün bütün Türkiye. Ya. Arkadaşlar, kimse bakıyorum.
Kimse bilmiyordu o kuralı dün akşam. Başım Twitter'a bakıyorsun. Bak, bilmiyordu. Kimse bilmiyordu. Arkadaşlar dur. Bir dakika. Başına bakıyorsun, okuyorsun. Şimdi Twitter'a bakıyorsun. Devre arası. Rıdvan bizim. Bir bakıyorsun TT olmuş. Bir bakıyorsun Fenerliler Rıdvan'a saydırıyorlar. Niye? Fenerbahçelilerin duymak istediğini söyleme. Bir bakıyorsun TT olmuşuz. Bana Beşiktaşlar, sen nasıl Beşiktaşsın? Yani biz bunu halletmemiz için önce biz bu şekilde söylememiz lazım. Abocuğum, ben onu hayır, söylemiyorum. Ben de diyorum ki Fenerbahçe düşmanı. Kimse kimsenin düşmanı. Biz niye düşman olalım? Fenerbahçe'ye düşman olabilir miyiz? Biz Galatasaray'a düşman olabilir miyiz? Beşiktaş'a düşman olabilir miyiz? Biz ne attı bize? Mümkün değil. Biz fikrimizi söyleriz. Tamam. Ben Sinan'la... Ahmet Çakar, bir dakika. O zaman Ahmet Çakar 3 ayda bir, 2 ayda bir herkesin düşmanı. Onun yaptığı sert yorumu kimse yapıyor mu? Sinancım, ya Sinancım, ben... Abdülkerim kimse kimsenin düşmanı demiyorum. Kaldı ki Güntekin'le uzun yıllar ama insanlar öyle anlıyor işte. Hani onu Metin'i sağda. Metin'e paranı, aileni teslim et. Hocam Tümer de öyle hocam. Tümer de öyle. Tümer Hoca da öyle. Hayır, ben çok sağlıklı değilim ama Tümer Yıldız Hoca da öyle. Yıldız'da 10 numarada. Bakın Tümer öyle değildir demiyorum. Tümer'i tanımadığım için kusura bakmasın Tümer kardeşim. Abi, konuşamıyorum. Benim bir şey söylediğime inanır mısın? Güntekin Oray, aslandır. Hocam kardeşim benim bir insanla ilgili bir yaptığım yoruma inanır mısın? %100 inanırım. Metin anlatmaya gerek yok. Apo'nun yatak arkadaşı. Hepimizin çocukluk. Tümer 10 numara Yıldız'lı delikanlı çocuktur. Güntekin kendine münasır. Aynen futbol öyle. Oynamamıştır ama iyi futbolu bilir. Şunda katılıyorum. Beyin Sport oraya bir tane Fenerbahçeli koyabilirdi. O ligden iyi geldi. Onların işe gelir. Yalnız bakın. Ama hocam sen bu programları o kadar dekoder satıyorsun değil mi Fenerbahçe? Tamam. Milyonlarca Fenerbahçeli'ye dekoder satıyorsun. Bu insanların hiçbir şeyi yok. Yani bu insanlar 3 tane Beşiktaşlı'nın Fenerbahçe maçını yorumlamasından rahatsız olmaz mı? Ben onlara kıyak yapıyorum. Bir tane Fenerbahçeli eski futbolcu yok mu bu Türkiye'de? Oğlum hedef koyma ya, yapma ya. Bu bir düşünün. Bir dakika kardeşim. Bu da Abdülkerim Durmaz'ın görüşü. Ben bilmiyorum abi. Abdülkerim Durmaz'ın görüşüdür. Abi al. Bak yalnız ya. Bakın arkadaşlar. Yine Zoka'yı yuttu Türkiye'deki yorumcular. Aa öyleymiş. Öyle değil. Öyle değil o kolay. Şimdi bana demin ki yazıyı koş. Hocam bir aramızda. Hocam yazıyı koyalım hocam, ama öncesine bir şey söyleyeceğim. Kim? Bir dakika dur Ertem. Kim benim arkadaşım? Senin en yakın arkadaşın. Kim? Sensin. Erman Torol. Hayır. Ay kendinden. Ben ayrı. Ha. Biz kardeşiz ayrı bir şey. Hocam. Erman Torol dünkü. Hocam. Erman Torol dünkü pozisyonla ilgili ne dedi arkadaşlar biliyor musunuz? Bu pozisyonla ilgili. Ben dedi hakem olsam dedi. Offside veririm dedi. Ben de aynısını düşünüyorum. Ama dedi. Ben de aynısını düşünüyorum. Ama dedi. Bunu dedi öylesi sana göresi bana göresi var kuralı gördükten sonra ben dedi MHK başkanının ya da yetkili birinin bana bu kuralı izah etmesini istiyorum dedi. Edeyim mi? Anladım he. Anlatamıyorum. Hani bana etti. Gördüm bana etti birisi. Ama. Şeydiler yani. Apo, ya Fener'e şey bu mi? Nereden denildi? Sana... Keşke offside denildi. Tepiniyor lan. Hepsi tepiniyor. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ulan biz tepinmiyoruz. Biz Fenerbahçe'nin... Fenerbahçe'nin... Bu varı be. Bak bir şey söyleyeyim. Ulan var diye. Verelim. Ulan var çok özür. Bir dakika dur. İptal oldu. Biz arkadaşlar... Biz Fenerbahçe'nin bütün maçlarını kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe bir reytingdir. Asla Fenerbahçe'nin karşısında olmayız. Ama ben dün çok önemli bir hakem hocaların hocasıyla, MHK ismini vermeyeceğim, konuştum. Offside'den gidebilirsin dedi. Ama ben kararı desteklerim dedi. Ama offside gibi bak bu işte konuşuyorlar da bilmeden konuşmak bak, çok kötü bir şeydir. Mesajını göstereceğim adamı. Bütün hakem yorumcuları için şudur budur bilme. Bu işi eğer bana izin verirsen konu yoksa istediğin an keserim. Hocam istediğim an kesmenizi rica edeceğim. Tamam. Çünkü Galatasaray inmişti. Kes dediğim bir kesin. Evet, okay. Arkadaşlar tamam. Geçen bir sene veya belki sene İsviçre'nin Basel kentinde bir Şampiyonlar Ligi maçı oynandı. Benzeri bir pozisyon oldu. Hakem offside verdi itirazları falan sonra IFAD nedir biliyor musun? International Board. Bunlar her sene kurallar değişir ve revizyonlar yapar. Şimdi tuhaf olan şu. Hocam tuhaflığa gelelim. Sercan arkasında Şükran Eder. Tafareli gördük. Sercan sendeyiz. Kestesene. Sercan sendeyiz. Evet Ertem Şener Galatasaray Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Ekranlarınıza yansıyor. Şampiyonluk yolunda Erzurum'da çok önemli bir 2 puan bırakan Galatasaray Atatürk Havalimanı'na geldi. Ancak buradaki bir önceki bağlantımızda da söylediğimiz gibi buradaki tablo şampiyon Galatasaray'ı karşılıyor gibi. Galatasaraylı futbol severler ve Ultra Aslan grubu burada yaklaşık yarım saat 45 dakika önce 100 civarında bir Galatasaray taraftarı demiştik. Ancak bu sayı geçen her dakika biraz daha artıyor Ertem Şener.
hem Galatasaraylı futbolcuların hem teknik heyetin ve tabii ki Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in Atatürk Havalimanı'ndan çıkmasını bekliyoruz biz. Claudio Taffarel ve ekibi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ben uzaktan da olsa Galatasaraylı futbolcuları görüyorum. Onları bekliyorum. Burada Galatasaraylı futbol severler, Galatasaraylı taraftarlar takımlarına olan inancını, takımlarına olan güvenini gösterebilmek adına Atatürk Havalimanı'na gelmiş durumda. Taraftarları bir gösterelim. Bu arada Galatasaraylı taraftarların tezahüratı şu: her şey senin arka uğruna katlanmak boyun borcum. Rica edeyim arka tarafta işte. Şampiyon olacaksın, başka yolu yok bunun diyor Galatasaray taraftarı. Bir belirtelim. Emniyet güçlerinin hemen önünde Galatasaraylı taraftarları görüyorsunuz. Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum. Şampiyon olacaksın, başka yolu yok bunun diye Atatürk Havalimanı'nı inletiyor sarı kırmızı taraftarlar. Ve tabii ki yaklaşık 1,5 saatten bu yana da teknik direktör Fatih Terim'e sevgilerini gösteriyor, inancını gösteriyor Galatasaraylı taraftarlar. Biz halen beklemedeyiz. Yaklaşık 2,5-3 saatten bu yana burada Galatasaraylı taraftarlar ve Ultra Aslan grubu, sarı kırmızılı futbolcuları ve imparator olarak seslendikleri Fatih Terim'i bekliyor Galatasaraylı taraftarlar. Evet, hemen kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Sarı kırmızılı kafile yavaş yavaş çıkmaya başladı. Beraberliğin ardından şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara almıştı Galatasaray futbol takımı. Erzurum'da bırakılan 2 puan ve ardından şimdi geliyorlar Fatih Hoca. Hemen Galatasaraylı taraftarlar Fatih Hoca'ya atkı armağan ettiler. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Fatih Hoca'ya olan inancını gösteriyor Galatasaraylı taraftarlar. Ön tarafa geçmesini rica edeyim ben kameraman arkadaşımdan. Burada tabii ki güvenlik önlemleri had safhada. Fatih Hoca atkı armağan edildi Galatasaraylı taraftarlar tarafından. İmparator Fatih Terim sesleri. Şöyle hemen ön tarafa doğru rica edeyim ben kameramanımı. Fatih Hoca'yı gösterebilmesi adına. Fatih Hoca'yı çünkü inancını gösteriyor Fatih Hoca'ya Galatasaraylı taraftarlar. Ve şu an Galatasaray teknik direktörü Fatih Hoca, Fatih Terim Galatasaray taraftarını izliyor. Belki berabere kaldı Galatasaray, belki şampiyonluk yolunda yara aldı, ancak bu inanç hem Galatasaraylı taraftarlarda hem Fatih Hoca'da var. Selamladı Fatih Hoca, Fatih Terim Galatasaraylı taraftarları. Şampiyon olacaksın, başka yolu yok bunun diyor ve el sallıyor Fatih Terim. Bu güveni, bu inancı hem futbol takımına hem Fatih Hoca'ya gösteriyor Galatasaraylı taraftarlar. Tüm bu tezahüratları, tüm bu inancı Fatih Hoca otobüs koltuğunun en öne oturduktan sonra dikkatlice takip etti. Çok duygusal anlar da yaşanıyor Atatürk Havalimanı'nda. Ertem Şener, bunu belirtmekte fayda var. Fatih Hoca selamladı. Başka hiçbir şey vermesin direkt Fatih Hoca. Fatih Hoca'yı göstermeyi rica edeyim. Şimdi Galatasaray takım otobüsü hareket ediyor Florya Metin Oktay tesislerine. Burada bulunan 200 civarındaki Galatasaraylı taraftarlar da halen tezahüratlarını... Sesi kısalım Ertem. Evet, tabii ufak tefek böyle nahoş kelimeler olunca kesmek zorunda kalıyoruz yayıncılık gereği. Kime küfür ediyorum?
Bilmiyorum hocam. Evet. Bir anda bir ağ dedikleri anda biz hemen alıyoruz. Fatih Terim'e inanılmaz bir sevgiseli var. Fatih Hoca ara ara Hasan Şaş'la, Hasan Hoca'yla yan yana konuşuyor. Sercan Dikme de oradan anlatıyor. Galatasaray takımı İstanbul'a geldi. Galatasaraylı taraftarlar, her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum. Şampiyon olacaksın, başka yolu yok bunun. Şeklinde tezahüratlarda bulunuyorlar. Fatih Terim de eliyle sürekli olarak böyle o klasik hareketini yapıyor. Önünde atkısı, Galatasaray atkısı ve emniyet güçleri etten bir duvar ördüler şu anda Galatasaray. Florya'nın yolunu tutuyor sevgili seyirciler. Bir bir berabere kaldılar. İstanbul Atatürk Havalimanı'na size de belirttiğim gibi 00:50 sularında indiler. Kazasız belasız geldiler. Bir birlik beraberlik ve 8 puanlık fark. Fatih Hoca dedi ki biz 10 maçtan 30 puan toplayacağız, kazanacağız. Bundan sonrası artık bizim elimizde dedi. Bakalım ne olacak tabii ki. Bundan sonrasını konuşacağız, tartışacağız. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe 5. yıldızı istiyor. Ufak bir giriş yapacağız ama şöyle, tabii Galatasaray'ın gelişi, yayın akışımızı tamamen değiştirmek zorunda kaldık. Bu görüntüleri Sayın Metin Sipahioğlu, ben hukuk kurulundan sorumlu demiştim. Özür diliyorum, başta Fenerbahçe kulübünden ve kendisinden iletişimin başında kendisi Sayın Metin Sipahioğlu. Çok özür diliyorum, bir titri yanlışlığı yaptık. Fenerbahçe 28 şampiyonluğu alabilecek mi? Bununla ilgili bir teaserımız var, o teaserımızı girelim yarın. Yani pazartesi günü bu akşam Derin Futbol'da ekranlarınıza getireceğiz. Bir görelim bakalım o görüntüyü. Akşam Derin Futbol'da ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi hiç yorumsuz bir dakikalık sizden bir rica ediyorum yorumcularımdan da. Evet, bugün bazı görüntüler izledik sosyal medyada. Ahmet Spor, Sakarya Spor. İki takım arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremonide ve saha içerisinde bazı olaylar yaşanıyor. Sakarya Spor yöneticileri bizlere ulaşmaya çalıştılar, ulaştılar. Sadece şunu rica ediyorum. Elinizde eğer ham görüntü varsa, Sakarya Spor yönetiminden şunu rica ediyorum. Ham görüntü varsa, sosyal medyadaki 10 saniyelik görüntü bizi aşan görüntüler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Adalet Bakanlığı'nın, hukukçuların ilgilenmesi gereken konular ilk etapta. Sakarya Spor yönetimi eğer futbolcularına bir sağlık raporu aldıysa, darp raporu aldıysa, sitesine koyduysa biz bunları yayınlamak zorundayız. Ham görüntüyü alırsam uzun uzun vereceğim. Uzun uzun vereceğim. Lakin Sakarya Spor'dan resmi sitesinde herhangi bir ne bir görüntü, ne bir açıklama, ne bir resmi belge yok. Sadece Instagram'daki görüntülere göre yayıncılık yapamam. Çünkü burada iki kulübü de çok yakından ilgilendiren bazı değerler var. Hele hele böylesine önemli, hassas bir dönemden geçerken kimseleri üzmek istemem. Evet, Sakarya Sporlu futbolcuların mağdur durumda olduğu çok açık, net bir şekilde göze çarpıyor. Ama sizlerden ricam, ben yarın yine Sakarya Spor yönetimiyle görüşme yapacağım. Eğer ham görüntüler gelirse Sakarya Spor'un resmi sitesinde, kulübün resmi sitesinde net bir açıklama, raporlar olduğu takdirde biz bunları yayınlayacağız. Ama şöyle, yine de Futbol Federasyonu'na sormamız gerekiyor. Futbol Federasyonu'nu bu konuda çiğnemek bize yakışmaz. Yayıncılık ahlakına yakışmaz. Çünkü ortada iki kulüp var. Sonrasında bunları tartışacağız, konuşacağız tabii ki eğer olursa. Ama şu andaki durum havada derler, yani halk arasında konuşulur. Havada kalan görüntüler. Bundan dolayı hiçbir şekilde veremiyorum şu anda. Sakaryalıların affına sığınaraktan bu görüntüleri ben şimdilik veremiyorum. Yarın da Sakarya Spor yönetimiyle görüşme yapacağım bu konuda, kendileri de müsaade ederlerse. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Ertem, Türkiye'nin efendim. Çok kısa, çok kısa. Lütfen. Bu teminki haberle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? 20. Yok. Çok kısa. Rica edeceğim. Yarın konuşacağız. Yarın. Yani yarın gerekirse konuşacağız. Ama şimdilik senden çok rica ediyorum Abdülkerim abi. Şampiyonlukla ilgili yarın konuşacak mısın? 28 ile ilgili. Tabii tabii. Onu diyorsun. Tabii konuşabiliriz. Uzun konu. Tabii ki. Yarın. 28. şampiyonlukla ilgili çok kısa bir şey söyleyecektim. Tamam. Ama yarın konuşacaksak. Hayır. Bununla ilgili kısa bir şey söyleyebilirsiniz. Kısa, şöyle kısa. Bak, bir kulüp Galatasaray 5 yıldız takar, Fener 7 takar, Beşiktaş 10 yıldız takar. Ne takarlarsa taksın. Derdimiz o değil bizim. Özellikle benim mesela derdim değil. Çünkü bana göre kim kaç yıldız takarsa taksın, bunlar 100 küsur senelik, 110 yıldan fazla büyük camialar. Bunların yıldızlarla falan, bunlar büyük kulüpler, tamam mı? Hiç derdim değil benim. 5 olmuş, 4 olmuş, 3 yıl hiç olmasın yıldız. Önemli değil. O formalar büyük formalar değil mi? Büyük kulüpler.
Yalnız benim ağrıma ve Fenerbahçe'nin ağrına şu gidiyor. Türk milli takımına büyük hizmetler etmiş. 2018-2019 içinde bulunduğumuz sezonun ismi ne sezonu? Lefter Küçükkanlı'ndayız. Milli takımımızda da oynamış mı? Türk milli takım formasında giymiş mi? Tabii giymiş. Ki. Fenerbahçe'nin bugün bir ton efsane futbolcusu vardır. Ama bir numaralısı kimdir? Lefter Küçükkanlı'ndayız. Böyle bir insanın, sezona ismini veriyor federasyon. Böyle bir insanın şampiyonlukları sayılmıyor. Gazozuna oynamış. Bu çok ağır. Yarın uzun bir gün koyuyoruz. Yarın uzun uzun bunu konuşacağız. Ayıp vallahi. Şimdi Saygın Kurt'a, Datça'ya selamlar. Sevgili Saygın Kurt'a çok büyük organizatör, organizasyonlar yapıyor. Saygın'a çok çok selamlar. Bir de Malatya Çınar Koleji, Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, tüm öğretmenlerine selam gönderiyoruz. Emin Fen Lisesi 9A sınıfında. Bunu da belirtelim sevgili seyirciler. Çok selamlar. Mehmet Emin, Mustafa Emin abiye buradan selamlar. Mehmet abiye selamlar. Mehmet'e selamlar. Şu Ahmet Kavalcı'nın görüntüsü hazırla. Bir de sevgili Doğan Şen kardeşimi doğum gününü kutluyorum. Doğum günü kutlu bizim olsun. Doğan Şen. Evet, bizim manken. Eski manken. Buradan Doğan Bodrum'a, Bodrum'da Doğan Şen'e buradan selamlar. Evet, ben de Sinan kutlayayım. Bana da göster. Bir göster. Doğan Şen, çok eski yıllar önce özledim ya seni. İyi ki doğdun. Ahmet abi, Ahmet Kavalcı, Sayın Ahmet Kavalcı'ya buradan kucak dolu sevgiler, selamlar, sürpriz doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Ahmet Kavalcı. Adam gibi adam, 10 numara bir insan. Kaç yaşında oldu Ahmet? 42-43 oldu mu? Ahmet abi 57-50 olmuş. O kadar olmuş mudur ya? Adam gibi adam, 10 numara. Bir doğum günü futbolcular da çok seviyor. Müthiş bir sürpriz yapmışlar Ahmet, sevgili Ahmet Kavalcı'ya. Futbolcular Şenol Hoca falan hep beraber. Wikipedia'ya göre bugün de benim doğum günüm. Hakikaten mi? Vallahi. Ya. Vallahi diyorum. Bak burada bir de başka bir görüntü vardı bizim ekiple. Şöyle Derin Mehmet'le vardı. Derin Mehmet ve ekip Tanrı. Onu da açıyor şu anda. O Derin Mehmet var ya. Derin Mehmet. Şu anda burada. Burada şu an orada hocam. Çok tehlikeli. Hocam göstersene. Yüzünü sakla. Yüzünü sakla. Göstersene. Derin Mehmet. Yüzünü saklasana. Hocanın yanına geç. Onları bir göstermeyiz. Geç. Derin Mehmet geç. Hasta Fenerli. Fanatik Fenerli hocam bu Derin Mehmet. Bu Derin Mehmet çok fena abi. Hocam nasılsınız? Hoş geldin. Hocam ne derini bu? Mitten falan mı? Ne bu? Hamit. Hasta Fenerli. Hasta Fenerli. Başımın üstünde. Bir önemli o işte Fenerli. Başımın üstünde derin var. Çok derin. Derin Mehmet. Konuları var. Nasıl derin abi? Sen neyin derinisin sen? Ben kaçıyorum. Derin. Yarın hocam, gelsin derin futbol olsun. Derin futbola gel. Gel bakayım. Gel Hollanda'dan gel. Sinan abi şu görüntüleri bir verelim. Veriyorum, ondan sonra çağıralım mı? Olur, gel. Hollandalı gel bakalım. Görüntüleri ver. Sen ver görüntülerimi Sinan. Türkiye'nin dincileri sevgili seyirciler, sağ olsunlar, var olsunlar. Çok çok önemli bir organizasyondu bu akşam. Yanlarındaydık kendilerinin. Çok çok önemli. Bu arada önce siz bir verin isterseniz havada kalması. Tamam. Kardeşimiz bir gelmiş. Göstereyim size, beni göster yakışıklıyı. Hollanda'dan geldi annesi babasıyla. Beyaz futbol müdavimli. Avuç. Şeye benzemiyor mu ya? Hadi Ronald bakalım. Kuman'a benzemiyor mu? Ronald Kuman. Hollanda'nın büyük futbolcusu Ronald geç Kuman. Evet. Ertemciğim teşekkür bizim ediyorum. Bizim için çok çok önemli bir organizasyon. Ödülü bizler için bu sene Ertuğrul. Yine çok önemliydi. Türkiye'nin incileri ödül töreninde çok önemli. Gözde Coşkun ve Tuğçe Sarıkaya hanımefendilere, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin centilmen erkeği Sinan Engin, Beyaz Futbol programı ve Türkiye'nin centilmen erkeği ben seçilmişim. Çok teşekkür ediyorum. Beyaz Futbol, programına Sinan Engin'e, Ertem Şener'e. Zaten biz demek, program demek. Görüntüler nerede? Ben biz demek, program demek. Zaten Beyaz Futbol demek. Bir VTR'miz var. O VTR'mizi bir izleyelim, sonrasında dönelim. Sinan abinin ikinci centilmensiniz. Bir izleyelim, bir görelim. Her seçim tarafından kadın erkek demeden izlenen güçlü kadro ve güçlü program. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'un centilmen Türk kulüpler tarafından sevilen, hakaret etmeden eleştirmenin de yapıldığını gösteren tutu öncüsü Sinan Engin'in ve Ertem Şener'in ödülünü vermek üzere Sayın Ertem Şener'i sahneye davet ediyorum. Herkes sevgili öpüle ilk defa biliyorum ben bir çift sonunda. Ertem çok sevdiğim bir dostum. Hemen birkaç şey yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Bütün hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Beyaz Futbol ve Derin Futbol Türkiye'de erkeklerin değil, kadınların daha çok tercih ettiği program. Onun için biz de ödülümüzü hanımefendilerimize teşekkür ederiz. Harikasınız. Teşekkür ederim.
yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu ödülleri verenlere. Hocam centilmen değil, futbol programı veriliyor. Abi centilmen. Derin futbolda beyaz futbol diyor. Gözdeci Hoşgül'e ve Tuğçe Sarıkaya'ya çok çok. Bir dakika ya, hiç eleştirmeden kibar. Hayır efendim, burada belden su alınır. Burada kibarlık falan yoktur. Burada büyük sıkıntı var. Hocam kendi adına konuşuyorsun. Biz öyle değiliz. Sinan abiyle ikimiz çok centilmence program yapıyoruz. Ya biz sen magandayız. Kendi, hayır abi, maganda demiyorum. Hoca kendi adına konuşuyor. Çok güzel bir gece. Çok güzel bir gece hocam. Ya bir kere de tebrik et ya hocam. Seni bak hanımefendiler çok seviyorlar. Türkiye'yi çok seviyorlar. Niye böyle yapıyorsun hocam? Sinan Engin'i tebrik ediyorum. Bu sunucular da diyorlar ki iki tane centilmen erkek Sinan Engin ve Ertem Şener, Gökmen Özdanak, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'a da üstü kapalı maganda diyor. Hayır abi, programı değil. Bir dakika ya. Beni böyle dekolte giymiş, popüler kültürün esiri olmuş, gece aleminde buram buram şatavatlı olsun, ortamdaki insanlar sevmesin. Beni halkım sevsin. Hocam ya. Gel bana. Yedir Hanım'a gidiyoruz. Gel bana. Saygın. Gel bana. Git şimdi Sinan'a. Gel bana. Gökmen bu abi maganda bir tanesi beyaz futbol ve derin futbola bütün ekibe verilendir. Centilmen yorumcu olarak da aynı şekilde bana vermiş. Bu iki tane kızımıza, genç kızımızı çok başarılı oldukları için müthiş bir organizasyonlarından dolayı Gözde Coşkun ve Tuğçe Sarıkaya hanımefendiyi tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımı, arkadaşları kutluyorum. Teşekkür ederiz. Biz bu ödülü bizim büyük ekibimiz sayesinde aldık. Dediğim gibi Türkiye'nin incilerine teşekkürler. Gözde Coşkun ve Tuğçe Sarıkaya'ya teşekkürler. Şimdi Ertom. Bir de sevgili Ümit Öner kardeşim, Göktürk dergisi, Göktürk dergi ve gazetesi sevgili Ümit kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yılın başarılı spor programı Beyaz Futbol, Derin Futbol, Ümit Öner'le Göktürk dergi ve gazetesine çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da bizi yılın en iyi spor programı seçtiler. Beyaz Futbol ve Derin Futbol. Altın Taç ödüllerini de aldık. Altın Taç ödül törenine gidemedik. Gidemedik vardı, Onur. Ama Altın Taç ödülümüzü de yarın yine masamıza koyacağız. Sağ olsun Salih Keçeci abimiz almış bizim adımıza ödülümüzü. Çok teşekkür ediyorum. Altın Taç tarafından taçlandırıldık. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ödüle doymuyoruz. Şu resmi bir yorumlar mısın? Sinan sen değil misin o ya? Ahmet Kavalcı. Bugün sen? Doğum günü yaptık. Derin Mehmet. Derin Metin. Evet, Rona, derin mi Tanra, abi bizim ya? Ekip. Mafyayla mı takılıyorsun? Ya, mafya derin biz ne derin mafyası? Ya abi, derin diyorsun hepsi. Derin, derin konuları var onların. Bak, derin futbol yok. Ahmet Kavalcı iyi ki doğmuşsun. Sen derin futbol yapıyorsun. Adam. Derin mafya mısın Ahmet abi? Ahmet Kavalcı. Abi tamam da hepsinin ismi Mehmet, derin ya. Derin Mehmet, bilmem ne derin Mehmet, ne. Mehmet Düren bunu organize etti. Pastalarla geldi. Bak burada Ahmet abi, Ahmet Kavalcı'ya bugün sürpriz doğum günü yaptık. Biz de. Ben de Saygın Kurt büyük menajer. Geçen sene Kıbrıs'ta kaybettiğim yüzümü bir sene sonra araştır bul dedim. Bulmuş. Teşekkür ediyorum. Bir yıl sonra Kıbrıs'ta. Onu Saygın bir yıl boyunca taktı aslında. Ben sana öyle doğruyu mi söyleyeyim tabii. Saygın bir yıl boyunca o yüzüğü taktı. Öyle getirdi. Bir yıldır gözüm. Evet. Ertem ben gidiyorum bu ara. Bir dakika. Gökhan Yavuz kardeşim. Ertem, bir çok önemli. Saçlarımı söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Dün birisi bana dedi ki ben akşam programı biraz geç açtım sizin Sinan'la programı. Saçını daha mı siyah gördüler? Bir şey mi? Hiçbir şey yapmadım. Biz saç şey böyle daha da bak. Vallahi topik falan yok bak. Yapmadın, topik değil mi? Yok, yemin ederim topik falan yok. En güzel hem siyahlaşmış dediler. Öyle işte. Ben ne diyorum? Tekrar hiçbir şey yok. Artık saçımı böyle alıyorum. Aynen, İstanbul Hairline ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu sezon sonu bitecek ya. 3 numaraya vurduracağım kafamı. Ektireceğiz mi? Seninkinden ektireceğim. Nerede? Daha güzel olur. İstanbul Hairline. Ne ismi söyleyemem. İstanbul Hairline. Hairline. He. İstanbul Hairline. Hadi. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İstanbul Hairline etiketiyle anladım. Yazabilirsiniz. Siz de vallahi güzel oldu. Ben de çok beğendim. Ama topik falan yok. Saç ektirdikten sonra topik falan yok. Yurt dışından da arıyorlar. Ben iletişim adreslerini sadece Instagram'ı biliyorum. İstanbul Hairline sevgili seyirciler. Yazabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Şimdi çok teşekkür ediyorum Gökhan Yavuz kardeşim. Benim Avcılar'dan arkadaşım, dostum. Kendisi hemen şuradan bir görüntü vereceğim. Şöyle söyleyeceğim. Çok çok önemli. Şu anda ATV için bir dizi çekiyorlar kendileri. Sevgili seyirciler, bu diziyi izlemenizi yürekten tavsiye ediyorum.
Hercai, Mardin Midyat'ta çekiliyor. Mia Yapım, Banu Akdeniz yapımcısı, Eda Tezcan senaristi, Cem Karcı yönetmeni çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve Rıza Demir karakteriyle sevgili Gökhan Yavuz kardeşime buradan çok selamlar. Ana karakterde çok öpüyorum Gökhan, her şeyi başarırsın, seni çok seviyorum. Bir görüntümüz daha vardı, o da minik bir Fenerbahçeli Mardinli Ahmet kardeşimiz, küçük yavrusu Mehmet Siraç. Mehmet Siraç'ı da öpüyoruz buradan. Mehmet Siraç'a buradan kucak dolu sevgiler. Fotoğrafı var mı Fenerbahçe formalı? Mehmet Siraç geliyor. Mehmet Siraç'ın da Fenerbahçeli forması gelsin. İşte Mehmet Siraç. Mardin'e buradan sevgiler, selamlar. Mehmet Siraç, seni öpüyorum. Şimdi tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Başka kimler selamlar istiyorlar? Birçok selam var. Derviş abiye selamlar. Başka var mı? Fikret'e, Fikret Engin kardeşime buradan kucak dolu sevgiler. TV8'e, TV8.5 ailesine, Fikret Engin'e, sevgili Murat Özarı'ya, Murat abime selamlar. Hepsine kucak dolu sevgiler ve Saygın Kurt'a, sevgili Saygın'a buradan kucak dolu sevgiler. Büyük organizatör. Yazıyorsunuz, yine yazıyorsunuz. Instagram adresi İstanbul Hairline sevgili seyirciler. Saç ekimiyle ilgili soruyorsunuz. İstanbul Hairline. Öpüyorum sizleri. Sizleri, stüdyomuza gelen herkesi. Çok teşekkürler. Derin Futbol'da bu akşam sizlerle birlikte olabilmek umuduyla. Hoşçakalınız.